Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. 10 Haziran 2024 günlerden pazartesi. Yeni bir gün başlıyor. Yeni bir hafta başlıyor. Sağlık getirsin, huzur getirsin, mutluluk getirsin. Yeni haftada en çok neyi konuşacağız? Gözümüz, dikkatimiz Ankara'nın, Türkiye'nin. Yarın saat 16'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleşecek olan ziyarette olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 sene sonra ki 2006 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni binasını ziyarete gitmişti. Şimdi 2 Mayıs'ta gerçekleşen görüşmenin ardından iade-i ziyarete Özgür Özel'e gidecek. Peki bu görüşmede neler konuşulacak? Türkiye'nin gündeminde önemli konular var, başlıklar var. Siyaset ya da Cumhur İttifakı yeni anayasa konusunu konuşmak istiyor olsa da vatandaş kendi durumunu, kendi cebini, cüzdanını ve mutfağının konuşulmasını istiyor. Sonra belki emekler için, emekçiler için, esnaf için, asgari ücretler için, öğretmenlerimiz için önemli konular var bekleyen. Yarın masada hangi konuların olması gerektiğini sizler söyleyin istiyoruz. Bugünden yarına saat 16'ya bir mektup yazacaksanız eğer şimdiden bizler o mesajlarınızı alalım. Başlığımız bizi de unutmayın. Hangi konuları konuşacağız? Bizi de unutmayın dediğiniz konular nedir? Benim gündemimde olan konu budur dediklerinizi bize Instagram'dan da X'ten de ulaştırabilirsiniz. Hemen bir dışarıya göstereyim. Dışarıda nasıl bir gün başlıyor, nasıl bir hafta başlıyor? Şimdi İstanbul'da hava çok sıcak ve bu yaz İstanbul sıcaklık rekoru kırabilir. Şimdi İstanbul böyle ama memleketin her yeri öyle değil. Mesela Rize'den Sami Bey göndermiş, yağmurlu bir Rize sabahı var diyor. Siz neredesiniz? Gündeminizde olan konular nedir? Hem hava durumunu bizlere anlatın, aktarın bizlere ve bir yandan da gündeminizde olan konuları konuşalım. Şimdi hızlı bir şekilde Çalar Saati başlatalım. Çalar Saat'te İstanbul'dan bir haber. Büyükçekmece'de kar maskeli bir saldırı var. Bu saldırının detaylarını hemen hızlı bir şekilde ekranlarınıza getirelim. Geceden ilk haberimiz geceden. Özür dilerim. Motosikletle geldiler. Yüzlerinde kar maskeleri vardı. Biri gözcülük yaparken diğeri elinde silahıyla zili çalmaya gitti. Abi kardeş kapıyı açtığında da ard arda ateşledi silahını. Sonra da ikisi birden aynı motosiklette kaçtılar. Yaralanan kardeş kurtarılamadı. Asayiş olaylarındaki ürkütücü tırmanış sürüyor. Sokaklar, dükkanlar, hastaneler, okullar derken meskenlere kadar uzandı şiddet. İstanbul Büyükçekmece'de bir apartmanda yaşandı silahlı saldırı. Yüzü kar maskeli iki kişi akşam saatlerinde motosikletle 3 katlı binanın önünde durdu. Biri gözcülük yaptı, diğeri ise apartmana girdi. İkinci kata çıkarak Uğur Doğan'la abisi Özgür Doğan'ın oturduğu dairenin zilini çaldı. Uğur Doğan kapıyı açtığında da ateş edip hızla uzaklaştı. İki saldırgan daha sonra aynı motosiklette izlerini kaybettirdi. Abi Özgür Doğan dışarı çıkarak yardım çağırdı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan kardeş Uğur Doğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sevdiğimiz bir kardeşimiz burada. Maalesef vurmuşlar. Araştırıyorlar ne olduğunu. İnşallah çıkaracaklar yani meydana. Uğur diye bizim memide aynı zamanda çay ocağını işletiyor. Tabii esnaf. Sevdiğimiz bizim çocuklarımızın da arkadaşı ya. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Mehmet Bey günaydın. Bize Niğde'den yazıyor. Neşe dolu bir hafta olsun demiş. Dileriz öyle bir haftayı karşılıyoruzdur hep birlikte. Ayhan Bey bir emekli kendisi. Emekli olarak seyyanen zam istiyoruz diyor. Bu zam beklentisini hatırlatıyor. Bizi de unutmayın derken Instagram'dan da X'ten de mesajlarınız da bizlere ulaşmaya başladı. Emekliler dertlerini anlatıyor. Kademeli emeklilik isteyenler var. Çıraklık meselesini konuşacağız. Askerlik borçlanması, emekli asubaylarımızın sorunları. Sonra özel okullarda çalışan öğretmenlerimiz, onlar haftalardır Ankara'dalar. Milletin Bakanlığı'na işte kapısının önünde ya da Meclis Parkı'nda bir yandan da dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Özlük haklarını ve taban maaş uygulamasının geri gelmesini istiyorlar. Polisle karşı karşıya geldiler. Ters kelepçe bağlandı. En son ne yaptılar? Ankara'yı terk etmeyi düşünüyorlar mı? Hayır. Haklarını alıncaya kadar biz Ankara'dayız ve haklarımızı alıncaya kadar da Ankara'da olmaya devam edeceğiz. Verdikleri mesaj bu şekilde. Evden çıkmadan siz hemen şöyle bir Türkiye'nin manşetlerine bakalım. Ve Türkiye'nin manşetleri gelsin 10 Haziran 2024 tarihinde. Cumhuriyet Gazetesi, önceliğimiz emek olacak. CHP'li Bulut,
Erdoğan özel görüşmesinin gündemini açıkladı. Emek konuşulacak, emekçi konuşulacak, emekli konuşulacak, önemli sorunlar var. Belki yeni anayasada bir gündem başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından, ama milyonlar biz nasıl geçireceğiz, biz geçiremiyoruz diyen milyonlar var. Eğer çalışmazsak aç kalırız diyen emekliler var memlekette. Bizi de unutmayın diyenler, gündeminde olan konuları iletmek isteyenler, biz buradayız ve bize mektubunuzu yazıp gönderin. Sonra Gazete Pencere, ben yeni geldim, 22 yıldır iktidardasınız hatırlatmasına yanıt. Mehmet Şimşek'ten bugün yine Mehmet Şimşek'in bir senelik, bir seneyi biraz da aştı. O bir senelik nasıl bir karnesi var Mehmet Şimşek'in? Belki bunu da konuşuruz. Önümüzdeki günlerde yeni yeni vergiler de hayatımıza girecek mi? Galiba öyle olacak. Bu vergiler hayatımıza girerken asgari ücret diye bir ara zam gelecek mi? İşte onu da görmüyoruz. Şu anda bir direnç var. Birazdan detaylandıracağız. Sonra Yeni Çağ Gazetesi, dar gelirlinin bayramı ya da bayram sevinci elinden alındı, emeklerimiz anlatacak. Otobüs biletleri, gidiş geliş fiyatları 4600 liraya ulaştı. Şu anda memleketinize gitmek istiyorsunuz. Şimdi hani gecikmeden de bir otobüs bileti almak istediyseniz, gidiş dönüş kendiniz, eşiniz, çocuklarınız, ne kadarlık bir ücret ödediniz? Lütfen onu da bizimle paylaşın. Akşam Gazetesi, emekliye otogarda soğuk duş. 2024 senesi, emekliler senesi, küçük küçük jestler de yapıldı emeklere. KYK yurtlarında tatil yapabilme imkanı onlardan birisi. Ağrınıza gidiyor mu acaba? Yurt dışında, batıda emekliler bizi kıskanıyorlar onlar denilen mesela. Almanya'nın emeklileri, onlar kazancıyla nerede kalıyor? Kendi ülkemizde, cennet gibi vatanımızda bize önerilen yerler neresi acaba? KYK yurtları, ranzalı odalar. Bu mu bizim ülkemizin emeklisinin hak ettiği? Biz de unutmayın başlığımız. Hürriyet Gazetesi, savcı bile isyan etti. Önemli bir haber manşetten okuyacağız. Sonra Koç'la 3 yılda öyle bir başladı ki o başkanlık yarışı. Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım karşı karşıya geldi ve çarpıcı iddialar, sert salvolar nasıl sonuçlandı? Bir kucaklaşmayla sonuçlandı ve Ali Koç ile Fenerbahçe yeniden yoluna devam edecek. Ali Koç'un 3. dönemi olacak. Bu haberimiz de hazır. Nasıl yani, bu karar açıklandıktan sonra, Ali Koç seçildikten sonra stadyumda, Fenerbahçe stadyumunda olanlar, izlenimler birazdan gelecek ekranlarınıza. Bir de İsterseniz bir batıya da bakalım, Avrupa'ya da bakalım. Avrupa'da aşırı sağın yükselişi var ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir kararı, meclisi feshetme kararı, bu da sıcak bir gelişme. Biz memleketimizde Özgür Özel'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'de yarın saat 16'da gerçekleşecek olan o görüşmesine kilitlenmişken, Batı işte bu gelişmeyi takip ediyor. Fransa seçime gidiyor. Avrupa parlamento seçimlerinde aşırı sağın yükselişine şahit oldu. Seçim sonuçlarını tehlikeli bulduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron parlamentoyu feshetti, erken seçim kararı aldı. 2022 yılındaki seçimlerde aşırı sağcı Marine Le Pen oyların %42'sini almıştı. Cumhurbaşkanlığı yarışını kaybetmişti. Macron parlamento seçimlerinde aşırı sağın yükselişi için Avrupa tehlikede dedi. Erken seçim kararı aldı. Bu karar kapsamında Fransa'da ilk tur 30 Haziran'da, ikinci tur 7 Temmuz'da olmak üzere halk sandığa gidecek. Ulusal meclisi feshediyorum diyen Macron, Avrupa parlamentosu seçimleri için hükümetim için iyi bir sonuç değil yorumunda bulundu. Erken seçim kararı öncesi Paris'te binlerce insan aşırı sağın yükselişini protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. 20 Avrupa Birliği ülkesi gitti sandık başına. Almanya'da aşırı sağ parti oyların %16'sını aldı, ikinci parti konumuna yükseldi. Belçika'da ise seçimler istifayı beraberinde getirdi. Belçika Başbakanı Alexander De Croo partisinin yenilgisinin ardından istifa edeceğini duyurdu.
3000 liralık bayram ikramiyesini hatırlatan emeklilerimiz var. 2000 liralık bursları hatırlatan öğrencilerimiz var. Üniversite öğrencileri. Sonrasında alan yeterlilik sınavı. Sınavınız nasıl geçti? Belki öğrenci arkadaşlarımız buna dair de notlar paylaşır. Bir takım kafaları karıştıran bilgiler de geldi. Alan yeterlilik sınavı sınav sorularının sızdırıldığıyla ilgili. Bu yönde bir bilgi yok. Hatta bununla ilgili bu dedikodu diye adlandırılıyor. Bununla ilgili bir soruşturma da başlatıldı. Notları, detayları geldikçe sizlere de anlatacağız, aktaracağız. Mustafa Ako'ya günaydın diyelim. Ersin Bey, Bağkur primi 7200 olacaktı. Ne oldu? Onu bir sorar mısınız diyor. Belki yarın Özgür Özel bunu da hatırlatacaktır. Verilen sözler tutulmayan sözler ve bir mülakat olmayacaktı. Bakın hayatımızda nasıl mülakat yerleşti. Özgür Özel'in belki de hatırlatacak konulardan bir tanesi de bu olacaktır. Şimdi pek çok konu, pek çok başlık var. Gazetelerimizi tamamlayalım. Nerede kaldık? Bir Gün gazetesi manşeti. Dede ile torun iş kuyruğunda. Bunu büyütelim. Bu çok önemli. Bu 7'den 70'e bir memleketin yaşadığı yokluk ve yoksulluğun da aynı zamanda haberi. Geçim sıkıntısı ve yerinde sayan emekli aylığı 60 yaş üzerindekileri de iş kur kapısına sürükledi. Bu grupta iş arayanların sayısı bir yılda, dikkat edin, bir yılda %33 arttı. Ama seyyanen zam istiyor emekli, hayır deniliyor. Sonra emekçi, bu kadar pahalılığın içinde nefes alamıyoruz, geçinemiyoruz diyen emekçi, asgari ücretli, onlara bir ara zam yapılacak mı? Bir umut varmış gibi göründü ama bu umuda dair yeşil ışık yakıldığının da Mehmet Şimşek'ten maalesef görmüyoruz. İşkur'a kayıt yaptıran 60 yaş üstü kişi sayısı 20.905'ti Nisan 2023'te. Nisan 2024'te bu sayı 27.937 oldu. Bir yıldan fazla süredir iş arayanların sayısı Nisan 2023'te 1260'tı ve şimdi Nisan 2024'te 6272. Bir yokluğu yaşıyoruz. Memleketin en önemli, en sıcak konusu başlığı. Biz de unutmayın diyenler X'ten de Instagram'dan da bizlere mesajlarını ulaştırabilir. Yarın çok önemli bir buluşma gerçekleşecek ve adresi Cumhuriyet Halk Partisi. 2 Mayıs tarihinde Erdoğan'la buluşmuştu AK Parti Genel Merkezi'nde, iade-i ziyaret gerçekleşecek. Ankara'nın, Türkiye'nin, siyasetin dikkati yarın bu görüşmede olacak ve biz de bu görüşme öncesinde belki kendinizi hatırlatmak isterseniz diye bu başlığı seçtik. Milliyet Gazetesi, Marmara Gölü buğday tarlası haline geldi. Eskiden bir kuş cennetiydi burası. Hatta balıkçılar için bir geçim kaynağıydı. Şimdi buğday tarlası. Buğday tarlası haline döndükten sonra burada hani hububatla ilgili ekim yapanlar, onlar kazanıyor mu? Elbette bugün çiftçimizle konuşacağız. Sayın Şimşek, bakın bir karne çıkıyor. O karneyi de 10 yaşındaki bir çocuk veriyor. Hadi büyütelim bu haberi. Sözcü gazetesinin manşeti. Sayın Şimşek, 10 yaşındaki hemşerin bak ne diyor. Batmanlı çocuktan Maliye Bakanı'na ders olacak sözler. Dolar olmuş 32 lira. Çıkacak 100 liraya. Bozuk ekonomi beni etkiliyor. Nasıl evleneceğim? 10 yaşındaki çocuğun cümleleri bunlar. Her şey pahalandı. Dondurma alacaktım. Külah 6,5 liradan satılıyor dondurmanın. 20 lira. Dondurma alacaktım 20 lira. Ben küçükken 5 liraydı ki 10 yaşında. Sonra benim 20 liraya dondurma alacak durumum mu var? Aslında annesinin babasının durumunu söylüyor. Küçükken her şey çok ucuzdu ama şimdi neler neler olmuş. Ben gezemiyorum bile diyor 10 yaşında bir evlat. Batmanlı bir evlat ve hemşehrisine seslenişi. Mehmet Şimşek'in karnesine bakacağız hep birlikte. Siyasete dönelim. Siyasette konuşulan konu, en sıcak konu burada İyi Parti'nin önceki Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de sarayda buluşması. İşte o fotoğraf, işte o tokalaşma ve bu tokalaşmanın da İyi Parti'de yansımaları devam ediyor. Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti'nin Genel Başkanı, bu buluşmayı kimden öğrendi? Meral Akşener'den mi yoksa İletişim Başkanlığı'ndan mı? Ve çıkışı, çok önemli bir çıkış. Ben kimsenin memuru değilim dedi ve yine partiye sekte vuracak adımlara izin vermem restini çekti Müsavat Dervişoğlu.
Ben kimsenin memuru değilim. Ben İYİ Parti'nin genel başkanıyım. Bana söylenmek istenen bir şey varsa da doğrudan doğruya muhatap kabul edilerek ifade edilmesi lazım. Erdoğan-Akşener görüşmesinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımıyla haberdar oldum diyen İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu sert cümleler kurdu. İYİ Parti'nin sırtını millete dayadığını, saray mı yoksa millet mi noktasında bir tercih yapması gerektiğinde sarayın değil milletin yanında bulunacağını defaatle ifade ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meral Akşener'in sarayda sürpriz buluşmasının yankısı sürüyor. Akşener sosyal medya hesabından iki başsağlığı mesajı paylaştı ama Erdoğan görüşmesine dair günlerdir sessiz. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildiğine ilişkin iddia ile ilgili özel kalem müdürü Esma Bekar açıklama yaptı. O iddiayı yalanladı. Akşener'e yakın isimlerden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ise teklif varsa değerlendirilir cümlesini kurdu. Tabii ki değerlendirebilir. Kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Bana göre söz söylemeye mezun olmayan kişilerin ancak memur tayin edilerek yapacağı açıklamalardır bunlar. Davetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiği söylendi Akşener'e yakın kaynaklardan ama görüşmede neler konuşulduğuna ilişkin iki tarafta bir açıklama yapmadı. Habertürk televizyonunda konuşan Müsavat Dervişoğlu ise görüşmenin İYİ Parti adına olmadığının altını kalın kalın çizdi. Bakın, aile destek paketi kapsamında 2 yıldır artmayan ücret 850 lira. Bizi de unutmayın, bunu da hatırlatın diyorlar Özgür Özel'e şu anda izleyicilerimiz. Sonra bir an önce ivedilikle erken seçim olmalı. Erken seçimin en önünde yürümesi gerekiyor. Ana muhalefet partisi diyen izleyicilerimiz var. Bakalım bu görüşmenin ardından bir erken seçimle ilgili ya da bu yönde bir vurgulu cümleler gelecek mi gelmeyecek mi? Onu da hep birlikte bakacağız. Güzel bir haber. Onunla devam edelim. Ampute milli takımımız, onlar bizi, memleketimizi, Türkiye'yi onurlandırmaya, gururlandırmaya devam ediyorlar. Ve maçta son düdük geliyor değerli izleyenler. Ampute milli takımımız üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu. Ampute milli futbol takımı 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Kupa ile ülkeye dönen milliler son rakipleri İspanya'yı da hüsrana uğrattı. Kazanan bizim çocuklar. Tebrikler milli takım. Verdikleri tüm sözleri, koydukları tüm hedefleri başarıyla yerine getirdiler. 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Almanya'yı gol yağmuruna tuttular. 11-0'lık başarıyla yarı finale yükselen Ampute Futbol Takımı İspanya'yı 3-0 yendi, Avrupa şampiyonu oldu. Harikasınız, süpersiniz. Hayatlarınıza, yüreklerinize sağlık. Fransa'da düzenlenen şampiyonanın finalinde 3-0 İspanya'ya karşı zafer kazanan takım yurda döndü, çiçeklerle karşılandı. Bu kupa mazlumun ve mazlumların yanında olan Türk milletine hediye olsun. Ampute futbolu izlemeye devam etsinler. Biz onları her zaman sevindirmeye devam edeceğiz. Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milliler çok büyük gurur yaşattı. Ampute milli takımımızla gurur duyuyoruz. Zaten sürekli onurlandırıyorlar ve gururlandırıyorlar memleketimizi, Türkiye'mizi. Bu arada artık böyle Avrupa Şampiyonası'na da az bir süre kaldı. Milli takımımız kampta ve önce gruptan çıkmasını, sonra da yavaş yavaş adım adım Almanya'da finale doğru yürümelerini istiyoruz. Ve milli takımımızla ilgili ünlü rapçi Sefo ve onun da bir milli takım marşı şarkısı var. Az sonra onu da dinleteceğiz sizlere. Memleketten acı haberler de geldi. Maalesef sizleri Bitlis'e götüreceğiz. Tır ile otobüs kafa kafaya çarpıştı. Sonrası facia. Tır virajı alamadı, yolcu otobüsüyle çarpıştı. Otobüsün şoförü çarpmanın etkisiyle yerinden savruldu. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde Bitlis-Van karayolunda ilerliyordu Faruk Serçe'nin kullandığı şehirler arası yolcu otobüsü. Viraja yaklaştığında yanında da biri vardı. Bir anda karşı şeritteki tır karşılarına çıktı. Kaçmaya çalıştılar ama olmadı. Virajı alamayan o tırla kafa kafaya çarpıştı otobüs. Evet,
Otobüsün yedek şoförü 44 yaşındaki Kenan abi ile yolculardan 20 yaşındaki Halim Zorlu hayatını kaybetti. Yaralı 30 kişi Van ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Dördünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Şimdi çiftçimiz diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir mitinge hazırlanıyor. 14 Haziran'da Tekirdağ'da gerçekleşecek bu miting. En az 15 lira olması gerekiyor buğdayla ilgili açıklanan rakamlar ve üreticisinin, çiftçisinin isyan sesi zaten günlerdir duyuyorduk. Ve onları hayal kırıklığına uğratan bir açıklama geldi. 10 lira biraz daha üzerinde bir buğday alım fiyatı açıklandı. Peki çiftçi ne yapacak? Bu kadar maliyet baskısı altında ezilirken buğday çiftçisi, onların da sesini duyurmak ve sesini yükseltmek için Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ'da 14 Haziran'da bir buğday mitingi düzenleyecek. Çayla ilgili gördük, öğretmenler, emeklerle ilgili gördük. Şimdi de buğday mitingi gerçekleştirecek Cumhuriyet Halk Partisi. Bu 9 lira 25 kuruşluk fiyat üreticiyi perişan ediyor. İsyan büyük ve önümüzdeki cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi olarak buğday üreticisinin sesini duymak, Türkiye'ye duyurmak için hep birlikte Tekirdağ'a gidiyoruz, buğday mitingi yapıyoruz. Sizin sesinizi duyuracağız dedik. O gün mitinglerde bize destek veren atanmayan öğretmenlerle İstanbul'da ilk mitingimizi yaptık. Meydanları dolduran emeklilerin 10 bin liralık maaşına itiraz etmek için Ankara'da tarihin en büyük emekli mitingini yaptık. Çay üreticisi perişanız dedi. Rize'ye koştuk. Rize'de bu mitingi yaptık. Şimdi buğday üreticisi isyan ediyor. Tekirdağ'da onlarla birlikte bir miting yapacağız. Kimse kendini yalnız hissetmesin. Biz varız, buradayız. Sizin için mücadele ediyoruz. Bu aralar kurban pazarına giden var mı, gittiğinde geçen seneyle bir kıyaslama yaptığında ne kadarlık bir artış olduğunu belki bizlere söyleyebilirsiniz. Küçükbaş hayvan alımında ya da büyükbaşta hisse fiyatları nerelere vardı, bunu konuşacağız. Sonra astsubaylarımız yazıyor. Emekli astsubaylar en düşük emekli maaşlarıyla geçinmeye çalışıyor. Ankara'da seslerini duyurmaya çalıştılar. Duyan olmadı ve yarın belki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de gündemindeki konulardan birisi olacaktır. Emekli astsubaylar ve onların da özlük hakları başlığımız. Bizi de unutmayın, bu başlık altında konuşmaya devam ederken kademeli emeklilik isteyenler, bekleyenler bizim buradaki inadımızı da görsünler. Biz bunu istiyoruz. Bir günle 17 yıl, 20 yıl sonraya emeklilik tarihi verilir mi diye onlar da aslında isyan sesini yükseltiyorlar. Peki şimdi buğday fiyatlarına baktık. Cuma günü önemli bir buluşma daha, bir miting daha gerçekleştirecek Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi de isterseniz bir müfredatımıza bakalım. Müfredatla ilgili tartışmalar da devam ediyor. AK Parti, hem de AK Parti sloganlı o müfredat. Milli Eğitim Bakanı savunuyor ama işte eğitim dernekleri, onların da itiraz sesi duymazdan geliniyor. Bizimkiler boyacık ipi gibi müfredat yaptık, 7 gün içinde görüş bildirin. 7 gün yeter mi deyince %50 zam yaptım, 10 gün olsun diyen bir anlayış tarafından yönetiliyor Türkiye Milli Eğitimi. Türkiye yüzyılı kavramı AK Parti sloganı. Cumhurbaşkanımız seçildi ve ben Cumhurbaşkanımızın atadığı bir bakanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşa taahhüt ettiğim bir ideali hayata geçirmek için çaba sarf edeceğim. Milli Eğitim Bakanı AK Parti sloganı olan Türkiye Yüzyılı ismini taşıyan yeni müfredatı savunurken Cumhurbaşkanı'nın halka vaat ettiklerini hayata geçiriyorum demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti seçmeninin %82'sinin eğitim sisteminden rahatsız olduğunu söyledi. AK Partili kadın seçmenin milli eğitim politikalarından memnuniyeti %18. AK Parti'ye oy veren seçmenin bile %82'si bu eğitim sisteminden rahatsız. Pedagojik değil, tamamen ideolojik kaygılarla eğitim hamlemize karşı çıkanları bir an önce kendilerini sorgulamaya davet ediyorum.
ÇEDES kapsamında 7 yaşında çocukların sınıfına tabut getirenlerden, arkadaşlarından birini kefenleyip başında çocukları ağlatanlardan, pedagojiden uzak saçma sapan işlerle uğraşılan bir durum var. Kendinize bakacak takati olmayan malı. Müftülüklerle yapılan protokoller kapsamında ÇEDES uygulamasıyla camiler de palyaçolu gösterilerden bowling oyunlarına kadar farklı eğlencelerin mekanı oldu. Sözcü gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre camilerde yapılan yıl sonu etkinliklerinde palyaço gösterilerinin bile yer aldığı ortaya çıktı. Bu meseleyi ideolojik kavgalarınıza meze yapmaktan gelin lütfen vazgeçin. Ben de babayım. 4 çocuğumun 4'ü de İmam Hatip mezunu. Bunların içinde Harvard'ı bitiren var. London School of Economics'i bitiren var. Demek ki bak oluyor. Maalesef Türkiye'de bilimsel çağdaş ve kaliteli eğitime erişim sınıfsal bir problemdir artık. Çocuğunu özel okula gönderemeyenler bilimsel çağdaş, iyi eğitime ulaşmaktan uzaktırlar. Muhalefetin müfredat eleştirileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ideolojik meze yapmayın tepkisi ve kendi ailesinden örneklerle İmam Hatip savunması. Bir yanda da camilerden okullara giren, okullardan camilere taşınan ÇEDES uygulamasından yansıyanlar. Bir sürü eleştiri var ama dinleyen yok. Ben yaptım oldu anlayışı. Kaçıncı müfredat değişimi? Sürekli ama sürekli müfredat değişiyor. Yaz boz tahtasına döndü ve eğitimde geldiğimiz yer. Her gelen Milli Eğitim Bakanı yeni yeni mükemmel fikirlerini çocukların üzerinde, milli eğitimimiz üzerinde, milli eğitimimiz üzerinde denemeye çalışıyor. Şimdi milli eğitimde böyle YÖK'e bakarsınız ya da hükümetin bir üniversiteler, bu ülkenin geleceğiyle ilgili çalışmalarına bakarsanız İstanbul'un dört bir yanında 50'den fazla üniversite ve o üniversitelerden mezun olanlar, sonra o üniversitelerden mezun olanlara biz sizi kamuda alacağız demedik ki diyen bir yaklaşım. Tamam belki öyle kamuda görevlendirilmeyecekler ama ne kadar nitelikte eğitim verildiğinde konuşmayacak mıyız? Sonra sanayinin, iş insanlarının ya herkesi öğretmen yaptınız, herkesi doktor yaptınız, herkesi avukat, işletme, iktisat yaptınız, her yerden bir sürü üniversite ve o üniversitelerden mezun olan gençler. Ne olacak bu memleketin ara eleman ihtiyacı? Bunu düşündünüz mü? O düşünülmedi. Şimdi bu müfredatla ilgili işte laiklik yok, Atatürk yok bu müfredatın içinde. O eleştiriler devam ederken 10 yıldır da üzerinde de çalıştıkları bir müfredatmış. 10 yıl önce başka müfredat, sonra çalışmaya başlamışlar. Karşımızda AK Parti sloganlı bir müfredat, o savunuluyor. Ne dersiniz acaba? Buradan da bir yere varılabilecek mi? Buradan doğru bir yere, doğru bir eğitim sistemine varılabilecek mi? Bizim çocukluğumuzda, bizim gençliğimizde, öğrenciliğimizde olan müfredatı getirsinler, koysunlar. Zaten bir sürü insan, binlerce anne baba çocukluklarında almış olduğu eğitimi alabilsinler diye vuruyorlar, kırıyorlar, bütçelerinden artırıp özel okula göndermeye çalışıyorlar öğrencileri. Yeni bir müfredata ihtiyacımız yok. Yoktu, zaten yoktu. O günkü eğitim programı devam etseydi ve aynı sıralar bu kadar özel okullara da ihtiyaç olmayacaktı. Aynı sıralarda yoksulla zenginin evlatlarının eğitim alabildiği okullar olabilseydi biz bugün bu problemleri yaşamıyor olacaktık. Ben yaptım, ben geldim, yeni bir şey yapacağım. Denildi. İşte karşımızda bir partinin sloganıyla yeni müfredat. Üzerinde çok düşünülmüş, çok tartışılmış gibi davranılıyor. İtiraz sesleri de maalesef duyulmuyor. Üniversitede öyle. Gençler mezun oluyorlar, sınava giriyorlar, akıllarında geçim. Mezun oluyorlar, ben nerede iş bulacağım kaygısı. Eğitim sistemini acaba nereye getirdiniz? Bunu da konuşmamız gerekiyor. Biz de unutmayın derken öğrencilerin de sesini bir duymuş ve duyurmuş olalım. Gelelim şimdi de o yarın gerçekleşecek olan önemli buluşmaya. Türkiye'nin, Ankara'nın, siyasetin gözü kulağı yarın saat 16'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleşecek o iadeyi ziyarette. Erdoğan 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek. Peki masada hangi konular olacak? Merhabalar, hoş bulduk efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. 11 Haziran günü saat 16'da Sayın Cumhurbaşkanı'nı genel merkezimizde ağırlayacağız. Erdoğan CHP Genel Merkezi'ne iadeyi ziyarete gidecek. Yarın Özgür Özel Erdoğan'ı ağırlayacak. Bir araya geleceğiz Sayın Erdoğan'la. Bana değil millete bir müjde vermesini, bayram ikramiyesini
bir asgari ücrete 17 bin liraya çıkarıp gelecek hafta dağıtmasını öneriyorum. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'de de ana muhalefetle iktidarın ve bütün siyasi partilerin birbirleriyle konuşabilen, el sıkışabilen, tartışabilen bir çizgide kalmalarını son derece önemli buluyoruz. Siyasette normalleşme adımları karşılıklı ziyaretler. Yıllar sonra CHP Genel Merkezi'ne gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Seli ziyaretimiz. 9'dan sonra. Ayın 9'undan sonra. Yarınki görüşmede Özgür Özel çiftçinin, emeklinin, asgari ücretlinin durumunu dile getirecek. İlkinde olduğu gibi o görüşmede de CHP adına Namık'tan AK Parti adına Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'la yer alacak. Şimdi de sizleri Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na götüreceğiz. Burada bir başkanlık yarışı vardı ama ne başkanlık yarışı? Ağır iddialarla başladı ve kucaklaşmayla sonlandı bu başkanlık yarışı. Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi. Fenerbahçe başkanını seçti. 3. kez Ali Koç başkanlık görevine seçildi. Seçim sonucunun belli olmasının ardından kampanya döneminde sert sözlerle birbirine yüklenen iki isim Ali Koç ve Aziz Yıldırım sahneye birlikte çıktı. Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir forma yaptı. İnşallah Sayın Ali Koç ve arkadaşları bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Fenerbahçe büyüklüğünü bir kez daha gösterdik. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibine ve bunu bir demokrasi şölenine çeviren siz değerli kongrelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına yürekten teşekkür ediyoruz. Dün sabahın erken saatlerinden itibaren Fenerbahçe kongre üyeleri sandığa koşarak gitti. Katılım çok yoğundu. 27.489 kişi oy kullandı. Ali Koç eşi Nevbahar Koç'la oyunu kullandı. Diğer aday Aziz Yıldırım'sa kızı Yaz'la oy kullandı. Ali Koç lehine başkanlık yarışından çekilen Saadettin Saran da oy kullananlar arasındaydı. Tribünlerde yerlerini alan sarı lacivertliler Ali Koç ve Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu. Saat 17'de oy verme işleminin bitmesiyle sayıma geçildi. Sayım tamamlandığında Ali Koç geçerli 26.947 oyun 16.464'ünü aldı. Aziz Yıldırım ise 10.483 oy aldı. Gelin omuz omuza Fenerbahçe'nin umut ve başarı dolu geleceğini hep birlikte inşa edelim. Başkanlık yarışı sonucunun belli olmasıyla Aziz Yıldırım'la birlikte sahneye çıktı Ali Koç. Aziz Yıldırım da Ali Koç'a yeni dönemde destek sözü verdi. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgiler sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçe'niz. Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe. Çok teşekkür ediyorum sevgi ve saygılarımla. Seçim zaferinin ardından sahneye çıkan Ali Koç önce konuşmasını yaptı, ardından sahnede meşale yaktı. Görüyoruz arkadaşlar. Zafer meşalesi yine Ali Koç'un elinde. Şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gideceğiz. Döndüğümüzde bakın başlığımız, biz de unutmayın yarın önemli bir buluşma gerçekleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde saatler 16'yı gösterdiğinde Erdoğan Özgür Özel'le buluşacak. İade-i ziyaret gerçekleştirecek. Masada ne olacak? Ve siz söyleyin aslında siyasetin önünde yürüyerek masada olması gereken konuları emekliler adına, emekçiler adına, asgari ücretli adına, üreticiler adına, esnaf adına yine siz yazıp gönderin. Kademeli emeklilik gündeme gelir mi? Afla ilgili çokça mesaj geliyor. Bir aftan söz ediyorlardı seçimlerden önce. Ne oldu şimdi, gündeme gelmeyecek mi? Dul ve yetim aylıkları, bu ne olacak diyen yine izleyicilerimiz var. Reklamların ardından hızlı bir şekilde gideceğiz ve geleceğiz, konuşmaya devam edeceğiz. Günaydın efendim, bir kez daha Çalar Saat'te devam ediyoruz. Bizi de unutmayın, bu başlık altında konuşuyoruz. Niye? Yarın önemli bir
buluşma gerçekleşecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan iadeyi ziyaret için ve 18 sene sonra CHP'ye gidecek, Özgür Özel tarafından ağırlanacak ve masalarında ne olacak, hangi konular? Cumhuriyet Halk Partisi ve lideri Özgür Özel ağırlıkla ekonomi konusunu konuşmak istiyor. Ama diğer tarafta Cumhur İttifakı ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasayla ilgili kendisinin anlatacakları var. Destek arayışı var ve CHP'den acaba bu yönde bir destek alır mı almaz mı? Yarınki iade ziyaretin gündemi ne olacak ve gündeminin ne olması gerekiyor? Lütfen sizler bize yazıp gönderin gündeminizde olan konuları. Şimdi gelelim bir son dakika bilgisi gelişmesi ve o bilginin sahibi de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. 20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun adı Narko Çelik 22 operasyonu ve Ali Yerlikaya kaç kişinin gözaltına alındığını, kaç kişinin tutuklandığını, zehir tacirleriyle ilgili son bilgilerin ne olduğunu paylaştı ve dedi ki gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin önemli konularından, gündem başlıklarından bir tanesi de budur elbette. Bakın düzenlenen operasyonlar ve o operasyonlardan İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan o görüntüler. Peki devam edelim. Memleket havasıyla dışarı bir kez daha bakalım mı? İstanbul'da sıcak bir gün var ve önümüzdeki günler de keza yine aynı şekilde çok sıcak olacak. Bu yaz zaten sıcak geçecek. Bu sene uzmanlara göre meteorolojik afet yaşanabileceği de söyleniyor. Bir taraftan sıcaklardan kavrulacağız. Bu ekinleri, mahsulleri nasıl etkileyecek? Bir de işin meselenin orman yangınları kısmı var. Ona ne kadar hazırız? İnşallah yaşayarak görmeyeceğiz. Ve Orman Genel Müdürlüğü bu konuda alınması gereken tedbirleri inşallah almıştır. Biz de unutmayın, başlığımız hemen bir memleket havası diyelim. Çevre haberleri var, ekonomi haberleri var, kademeli emeklilik, emekli, emekçi, asgari ücretli ekonomi haberleri var. Siyasetten, Türkiye'den, dünyadan pek çok haberi konuşacağız. Toz ve fırtına göz açtırmadı, vatandaşlar havadan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Bitlis'te Adil Cevaz'da toz fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Fırtına o kadar şiddetliydi ki ayakta durmak bile zaman zaman imkansız hale geldi. Göz gözü görmedi. Ahlat ilçesinde ise arıcıların şimşeklerle imtihanı vardı. Kovanları taşıyan arıcılar geceyi gündüze çeviren şimşeklerin arasında kaldı. O anlar böyle görüntülendi. Ağrı'nın Patlos ilçesinde ise dolu yağış etkili oldu. Vatandaşlar araçlarını korumak için çağrıyı örtülerde buldu. Ağrı Dağı'nın zirvesinde kaydedilen görüntülere doyum olmadı. Mercek bulutu Ağrı Dağı'nın tepesinde adeta bir şapka gibi öylece durdu. Van'da etkili olan sağanak yağış tarım arazilerini suya gömdü. Çiftçilerin zararı çok büyük. Saray ve Başkale ilçelerinde meydana gelen sel en çok hayvanları etkiledi. İki büyük, yüze yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Köyler sel sularına gömüldü. Efendim burada bu bölümde esasen bir gündem toparlaması yapacağız. Yeni sıcak gelişmeler, onları hızlı bir şekilde ekranlarınıza getireceğiz. Onlardan bir tanesi memlekette çıkan yangınlar, yükselen alevler ve Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Abi yanıyor, yanıyor, her yer yanıyor. Tarım arazisine yıldırım düştü, ekinler alev aldı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden yükseldi alevler. Gece saatlerinde buğday ekili tarlaya düşen yıldırım yangına sebep oldu. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü, geniş bir alana yayıldı. Binlerce dönüm arazi yangın tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Rüzgar nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçleşti. Saatler süren uğraş sonucunda o yangın söndürülebildi. Hadi açalım. Mardin Artuklu'da da buğday tarlasında yangın vardı. Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı yangın. Kısa sürede büyüdü. Yangın sonrası hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı. Buğday tarlasında çıkan yangını söndürmek kolay olmadı. Alevler söndürüldüğünde 300 dönüm ekili alanın küle döndüğü ortaya çıktı. Şimdi o yangının neden çıktığı araştırılıyor.
Şimdi yeniden siyasette kalalım. Bir Cumhuriyet Gazetesi'ne de dönüp bakalım. Hem manşetine bakalım hem de haberlerine, sonra Bir Gün Gazetesi'ne. Gelsin. Önceliğimiz emek olacak. CHP'li Bulut, Erdoğan özel görüşmesinin gündemini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel arasında yarın yapılması beklenen görüşmeyi değerlendirdi. Emekli maaşlarıyla asgari ücret sorunlarının masaya geleceğini belirten Bulut, bu sıkıntıların kısa vadede çözüleceğini bekliyoruz diye konuştu. Eğer çözülmezse erken seçimi gündemine alacak mı ki milyonlar o erken seçimin olmasını istiyor, bekliyor ve ana muhalefet burada nasıl bir tavır sergileyecek? Başta kayyum ataması ve gezi direnişi tutukluları olmak üzere hukuksuzlukların da görüşüleceğini aktaran Bulut, süreci yumuşama değil normalleşme olarak adlandırdı Bulut. İktidarla hem müzakere hem de mücadele edeceğiz. Niyetimiz yurttaşın sesi olmak dedi. Biz de sizin sesinizi duymaya ve duyurmaya çalışıyoruz. Bakın, kira meselesi, kiraların ne kadar arttığını zaten hep birlikte yaşıyoruz. Bir de Temmuz ayından itibaren %25 sınırlaması olmayacak. Zaten kimsenin de öyle dönüp de baktığı bir mesele değil. %25 sınırlamasına kimse uymuyor. Ev sahipleri uymuyor. Kiracılar da zaten hayat pahalandı. %25 zam yapsam ev sahibine de yetmez diye bir düşünce içindeydi. Ama bu işi fırsatçılığa çeviren ev sahipleri yok muydu? Vardı. İnsanlar, ev sahipleri, kiracılar karşı karşıya geldi. Evini patlatan kiracı oldu memlekette. Kavgaya tutuşan, kapısını yıkan ev sahibi oldu. Geldiğimiz yer burası. Bir de geldiğimiz yere şuradan bakalım. Bayrampaşa'da kira Berlin'i geçti. Bu haberi de büyütelim. Sizlere de aktarmış olalım. Kiralarla ilgili acaba sizin düşünceniz nedir? Memlekette ciddi bir ekonomik sorun, buhran, neyse kriz, o yaşanıyor. Ve bu krizle ilgili acaba hükümet bir adım atacak mı? Esnaf faiz zamlara tepkili. Birleşmiş Markalar Derneği'nin araştırmasına göre perakendecinin en büyük sorunu %89 ile fahiş kira artışları. BMD Başkanı Sinan Öncel, Berlin'de AVM'de metrekare kira fiyatı 71 avro, Bayrampaşa'da 215 avro. Bu fırsatçılık dedi. Bir tarafta Berlin, diğer tarafta Bayrampaşa, İstanbul ve karşımıza çıkan kira fiyatları, esnaf ne yapacağını şaşırmış durumda. Gelelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nden okuyacağım haber. Dede ile torun iş kuyruğunda. Geçim sıkıntısı ve yerinde sayan emekli aylığı, 60 yaş üzerindekileri de işkur kapısına sürükledi. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, yaşı 60'ı geçmiş olanları da yeniden iş aramaya itiyor. Onlar da işkura kayıt oluyor. 60 yaş üzeri iş arayanların sayısı son bir yılda %33 artışla 27.937'ye yükseldi. Bu gruptakilerin kaçı 70 yaş üzeri, işte bu bilinmiyor. Havva Gümüşkaya'nın haberi, çalışması Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde. Sonra birlik sadece adında. Bakalım Türkiye Belediyeler Birliği'ne, burada da bir seçim gerçekleşmişti. Yani 31 Mart yerel seçimlerinin ardından küçük küçük ama önemli seçimler gerçekleşiyor. Ve ilk kez CHP'li bir belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçildi. Belediyeler Birliği'nde yaşanan ayrımcılık yönetimin 5 Haziran'da CHP'ye geçmesiyle ortaya çıktı. 2005'ten bugüne AKP'li belediye başkanlarınca yönetilen Türkiye Belediyeler Birliği'nin CHP yönetimine geçmesi daha önce yaşanan ayrımcılığı ortaya koydu. Türkiye Belediyeler Birliği 2023 yılında belediyelere 175 araç tahsisi yaptı. Bu tahsislerin 138'i AK Parti'ye, yalnızca onu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ve idaresindeki belediyelere yapıldı. Peki bu sonuç sizi şaşırttı mı? Belki buna dair de notunuz vardır. Sonra gelelim, bir seçim daha vardı. Tarihi Kentler Birliği Başkanı kim seçildi? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhur İttifakı burada bu yarışta fire verdi. Yani özetle şu oldu: AK Parti ve MHP de Yavaş dedi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Buraya bakar mısınız atarken? Hayırlı olsun arkadaşlar. Bizim oradaki toplam delege sayımız 424 olmasına rağmen Mansur Bey 495 oy alarak başkan seçildi. Rakibi Mehmet Öztürk de 221 oy aldı. Bu
karşı taraftaki dağınıklığı bizim tarafta işlerin ne kadar yolunda gittiğini gösteriyor. 31 Mart yerel seçimlerini kaybeden AK Parti iki seçim daha kaybetti. Belediyeler Birliği seçiminde başkanlık koltuğuna Ekrem İmamoğlu oturdu. Tarihi Kentler Birliği Başkanı da Mansur Yavaş oldu. Yavaş'ın CHP'li delege sayısından daha fazla oy alması, AK Partili adayınsa Cumhur İttifakı delegelerinin yarısının dahi oyunu alamaması dikkat çekti. Kendi adaylarını çıkardılar, kaybettiler. Ama birçok AK Partili belediye başkanı bize oy verdi diye AK Parti'de şimdi soruşturma açıldı. Çünkü biz adiliz, biz paylaşımcıyız. Belediyeler Birliği seçiminde Ekrem İmamoğlu CHP'nin 444 delegesine rağmen 515 oyla başkan seçildi. AK Parti'nin adayı ise 260 AK Partili delegenin 250'sinin oyunu aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verilen fireye öfkelendiği kulislere yansıdı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı görevden alacağı dahi iddia edildi. Önemli bir seçim. Ben Beypazarı Belediye Başkanı iken kurucu üye olmuştum. 2000 yılında, 2000 yılından 2009 yılına kadar çok güzel çalışmalar yapıldı. İmamoğlu'nun Belediyeler Birliği Başkanı seçilmesinin ardından bu kez de Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tı. CHP'nin delege sayısı 424. AK Parti ve MHP'nin delege sayısı ise 426 ama Mansur Yavaş seçildi. Hem de 495 oyla. AK Parti'nin adayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk 211 oyda kaldı. Çok olan her şeyi alsın mantığında olanlar bizim bu paylaşma teklifimizi algılayamadılar. Çoğunluklarına güvendiler ama bugün orada ortaya çıkan durum kendileri açısından son derece hazindir. 31 Mart seçiminde ilk kez ikinci parti olan AK Parti, Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği seçimlerini de kaybetti. O seçimlerde AK Parti adaylarının Cumhur İttifakı'nın delege sayılarından daha az oy almaları Cumhur İttifakı'nda fire tartışmalarını da beraberinde getirdi. Günaydın diyen, bir de derdini anlatan emeklilerimiz var. Onlardan birisi Döndü Hanım. Günaydınlar. Bizler de selamlarımızı iletelim. Emekli maaşları yetmiyor, yetişemiyoruz diyen emekliler adına bir mesaj. Sonra Gönül Hanım, günaydınlar. Şu esnaf kredisinden de bahseder misiniz? Ne olacak? Hani ne oluyor da çekilmiş kredilere, geçmişe dönük yeniden bir faiz bindirmesi geliyor ve bunu da lütfen bir kez daha hatırlatın. Esnaf için geldi, çiftçi için geldi. Öyle ya, hani ne oldu da çekilmişti bu krediler? Küçük küçük yazılıyor. Bir düzenleme olursa bunu da yansıtırız diye o sözleşmelerin içinde yer alıyor. Maalesef yer alıyor ve şimdi de esnaf zaten kepenk açmakta ya da siftah yapmakta zorlanırken, ki derdinizi siz daha iyi anlatırsınız, yazıp gönderin bizlere. Bizi de unutmayın başlığı altında konuşurken. Bir de karşılarına faizle ilgili önemli bir karar değişikliği, faiz artırımı geldi. Borçları atıyorum 50 bin liraysa birden 70 bin lira oldu. Nasıl oldu? Zaten ödeyemiyorlardı. Böyle bir durum var. Esnaf dertli. Bakın bir esnafımız kendisi anlattı. Tarım bitiyor, hayvancılık bitiyor. En çok da esnafı bu zorluyor. Pahalılığın kaynağı enflasyon. Biz değiliz. Belki fırsatçılar vardır ama pahalılığın kaynağı işte burada hayvancılığın bitmesi. Ekonominin iyi yönetilemiyor olması bunu hatırlatıyor esnafımız ama kimse de dönüp bakmıyor. Bir gelelim isterseniz Yeni Çağ Gazetesi'ne. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetiyle otogara gideceğiz. Bunun bir tarafı Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nı acaba milyonlar, emekliler, çalışanlar nasıl karşılayacak? Otobüs bilet fiyatları gidiş geliş 4600 liraya ulaştı. Kendi arabasıyla tatile giden 4000 lirayı gözden çıkarmak zorunda. Küçükbaş kurbanlıklar 13 bin liradan başlıyor. Daha gelirli vatandaş bir fiyatlara bir de cüzdanına bakıp bayram gelmiş neyimize diyor. Memlekete gidemeyen emekliler var. 2024 emekliler senesinde kendilerine deniliyor ki hadi isterseniz tatile gidin. Memleketine gidemiyor, pazara gidemiyor, sokağa çıkamıyor, adım atamıyor, nefes alamıyor. Tatile gitmek ister misiniz diye bir yaklaşım. Sonra yine gelelim akşam gazetesine dönelim. Ki zaten çarşıdan pazardan emeklerin olduğu yerden yükselen sesi duyacaksınız. Bir de bu durum var. Akşam gazetesi dikkat çekiyor. %20 indirim var, uygulayan yok. Belli ki uygulayan olmadığına göre denetleyen de yok. Emekli otogarda soğuk duş. Akşam otogarda firma firma dolaşıp emekli indirimini sordu. Kimi daha yasalaşmadı demiş. Kimi yazık gelmedi demiş. Sadece bir firma uygulamış burada %20'lik o indirimi. Böyle bir karar alındı ama otobüs fiyatlarında
o indirimi çoğu firmada görmüyorsunuz. Fiyatlar çok pahalı. Biraz rotarlı gidiyor, durarak çalışıyor. Aslında fiyatlar pahalı değil, bizim paramızın değeri düşük. Yurt dışından Türkiye'ye gelenler rahat bir seyahat edebiliyor. Fiyatlar yani yine normal yani. Atıyorum yani şey, Bursa 350 ise arada bir 50 fark olabilir yani. Doğu firmaları genelde mesela Antep 1 milyar yani ilave arabalarda 1 milyar 700. 1 milyar 800 ilave arabalardan. Onlardan şey diyorlar. Yani fırsat yani, ben sana söyleyeyim. Zaten de şeye baktığın zaman mazot da uçmuş. Yani Allah hepimize yardım etsin. Bizim şartlar da çok kötü. Yani artık bu yani kimse yani gidemiyor. Geliyor yani bir aile 5 kişi giderse nasıl olacak? 1500'den 1800'e çıkarttık. Kısa mesafeler çok yükseltmiş. Ona ben bir şey diyemiyorum. Ama normal şartlarda hani devletin biçtiği bir fiyat var. O fiyatın üzerine çıkmadık. Çıkma şansımız da yoktur. Kısa mesafeler 500 olan yeri 800 yaptı. 800 olan yeri 1200-1300 yaptı. Bizimki 22-23 saatlik, 24 saatlik yola aynı 1500'den 1800 yaptık. O da normaldir yani. Karşıdan yolcu gelmediği için bir de etkiliyor yani. Buradan dolu gittiği kadar gittin. Hiç değişen bir şey yok. Ancak masrafını kurtarıyor araba. Boşa gidiyor geliyor yani. Allah sonumuzu hayır etsin diye giden, görevi bırakan bir isim vardı. Az önce esnaf Allah hepimize yardım etsin deyince benim de aklıma ekonominin önceki yönetiminde yer alan, Nurettin Nebati'den önce yer alan isimlerdendi Berat Albayrak. Berat Albayrak koltuğu bırakırken Allah sonumuzu hayır etsin diyerek gitmişti. Şimdi biz de bu şekilde bir hızlıca reklamlara gidelim. Reklamların dönüşünde aralıksız, kesintisiz hem sohbet hem de bolca haber bulacaksınız Çalar Saat'te. Efendim günaydın bir kez daha. Bizi de unutmayın başlığı altında konuşuyoruz. Sosyal medya adreslerimiz de geldi. Yarın önemli bir buluşma var. Masadaki konuların belirleyicisi siz olun istiyoruz. Yani CHP'nin bir gündemi var. Ekonomi ağırlıklı. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gündemi var. Yeni anayasa ağırlıklı. Ama siz o masada, normalleşme masasında en çok hangi konuların konuşulması gerektiğini düşünüyorsanız bizlere yazıp gönderin. Hem X hesabımızdan hem de Instagram hesabımızdan. Şimdi sıradaki haberimiz aslında işte havalar ısınıyor. Biraz da böyle soluklanmak için hafta sonu pikniğe gidenler var. Belki mangal yakanlar var. Onlar geliyor çocuklarıyla birlikte bir nefes alıyorlar. Nefes aldıktan sonrasını konuşmamız gerekiyor. Zaten İstanbul'da megakentte yeşil alan, hani az kaldı gideceğimiz alanların sayısı maalesef azaldı. Her taraf beton. İşte Belgrad Ormanı'na götürelim sizi. Başka parklardan, bahçelerden de gelen görüntüler var. Gidiyorsunuz, piknik yapıyorsunuz. Geride maalesef çöpünüzü bırakıyorsunuz. Bunu yapanlara söylüyoruz. Olmasın diye, tekrarı gerçekleşmesin diye. Zaten nefes alacak yer yok denecek kadar azken işte İstanbul'un akciğerlerinde Belgrad Ormanı'nın hali. Çok üzgünüm. Üzgünüz de arkadaşlarımız olarak, buradaki halk olarak üzgünüz. Yani artık utanıyoruz. Ormana, belediyeye defalarca bilgi verdik ama gelip bu çöpleri almıyorlar. Yazın gelmesiyle İstanbullular piknik ve mesire alanlarına akın etmeye başladı. Biz cebimizden çöp poşeti veriyoruz. Alıyoruz, çöpleri topluyoruz. Vatandaşların bazı kısımlar var. Çöp poşetini bile kar sayıp bu çöp, topladığımız çöpleri yere döküp çöp poşetlerini alıyorlar. Yediler, içtiler, eğlendiler. Bir daha ormanda hiç soluklanmayacaklarmış gibi arkalarında çöp yığınları bırakıp gittiler. Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda çekildi bu görüntüler. Ormanda piknik yapanların birçoğu giderken çöplerini toplamadı. Yarını düşünmeyen, benden sonrası tufan anlayışı Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdi. Çöp dökmek yasaktır yazısı da bir anlam ifade etmedi vurdum duymazlara. Yiyecek artıklarıyla, boş plastik şişelerle doldu yemyeşil doğa. Çöpleri gelişi güzel bırakıp hiçbir vicdan azabı çekmeden gönül rahatlığıyla evlerine döndüler. Birçok insanın da duyarlıyım ben, çevreciyim dediğine de üstüne basarak söylüyorum birçoğuna. İnanmıyorum. Hafta sonu buradan grup hallerinde geçip
Hiçbir çöple döndüklerini görmedim. İlçe sakinleri tepki gösterdi yaşanan kirliliğe. Bazıları kendi imkanlarıyla çöpleri temizlemeye çalıştı ama tek başına mücadele de bir yere kadar. Herkesin en azından geldiği bıraktığı çöpü toplasa hani böyle bir birikim olmaz. Biz mesela bugün toplayacağız ama bir dahaki geldiğimizde nasıl olur bilmiyorum. Kademeli emeklilik anayasal hakkımızdır. Kuru talep değildir. Keyfi istek değildir. Olmasa da olur bir hak değildir diye hatırlatıyor. Kademeli emeklilik isteğini dillendirenler. Bu arada özel okul öğretmenleri, onlar Ankara'da nöbetlerine devam ediyor. Hak arayışına devam ediyor. Ankara'nın zirve noktalarından birinde ne yaptılar? Nasıl bir pankart sallandırdılar? Onu da göreceksiniz. Atama bekleyen engelli öğretmenlerimiz, onlar da unutulmasın. Biz de unutturmayın İlker abi diye gelen bir mesaj. Bizi de unutturmayın bugünkü başlığımız. Ağustos'ta adil atama bekliyoruz. Onların da yükselttiği mesaj buydu. Hemen bir yurt havaya bakalım, memleket havasına bakalım, devam edelim. Güneş yakıp kavuracak, termometreler 40 dereceleri görecek. Hafta boyunca sıcaklık mevsim normallerinin 6 ile 12 derece üstünde seyredecek. Geçtiğimiz hafta hava çok sıcaktı. Hafta sonu biraz olsun rüzgar nefes aldırdı. Bugün ve bu hafta ise geçen haftadan da sıcak olacak. Yurt genelinde sıcaklıklar 35 derece ile 40 derece arasında ölçülecek. Bazı bölgelerde sel riski de devam ediyor. Marmara'da hafta sonu Poyraz biraz olsun serinletti ama sıcaklık geri geliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte 30 derecenin üzerinde olacak sıcaklık. 35 dereceleri görecek. Edirne 36, Çanakkale ve Sakarya 32 dereceleri yaşayacak. Marmara gibi Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde olacak sıcaklık. Yağışların ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas'ta etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt ve Ardahan için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurdun doğusundaki yağışlar Cuma'ya kadar sürecek. Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı uyarısı var. Sıcaklık bu bölgelerde mevsim normallerinde olsa da güneş altı yakıcı olacak. Az önce ekranlara yansıyan bir manşet vardı. Siyasetin dikkatle takip ettiği manşet. Hava durumuyla ilgili o önemli uyarıdan önce madem geldi ekranlarınıza bir kez daha söyleyelim. AK Parti ve MHP de yavaş dedi. Cumhur İttifakı'nın fire verdiğini görüyoruz. Bir seçim daha. Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş seçildi. Şimdi İyi Parti, İyi Parti'de neler oluyor? Müsavat Dervişoğlu'nun bir çıkışı vardı ve kendisi de ben kimsenin memuru değilim dedi. Partiye sekte vuracak adımlara izin vermem dedi ve sarayın değil milletimin yanında duruyorum. Yine verdiği mesajlardan birisi buydu. Neden bu gündem buraya doğru savruldu? İyi Parti'nin önceki genel başkanı Meral Akşener Beştepe'ye gitti, saraya gitti, Erdoğan'la görüştü. Ne görüştüler, ne konuştular? Siyaset şimdi bunun şifrelerini çözmeye çalışıyor. Bayramdan sonra İyi Parti'den kopuşlar devam edecek mi, etmeyecek mi? Kulislerde bu konuşuluyor. Bazı isimlerin daha yine İyi Parti'den ayrılacağı yönünde bilgiler var. Bu arada hani korkak demişti Mansur Yavaş'a Meral Akşener. O ifadesinden sonra ilk kez yan yana geldiler. Bir düğünde İyi Parti'nin eski yöneticilerinden Sedat Aksakallı'nın kızının düğününde nikah şahitlerinden birisi Meral Akşener'di ve Mansur Yavaş da yine oradaydı. Aynı çatı altında korkak polemiğin ardından bu iki isim yan yana geldi. Siyasetten notlar böyle. Peki devam edelim. Milliyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi'nin manşeti birazcık anlattık ama önemli. Şimdi memleketimizde ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalabiliriz. En sıcak yaza hazırlanıyor. Belki ikinci yaza hazırlanıyor Türkiye. Ve bu sene meteorolojik afet yaşanabilir. Gelen uyarılar bu şekildeyken Marmara Gölü'nü göstereceğiz sizlere. Buğday tarlası haline geldi. Bir zamanlar nesli tehlikedeki kuş türlerinin de arasında olduğu 20 binden fazla su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü tamamen kurudu. Artık göl sahasında buğday yetişiyor. Tarım alanı tarım sahası oldu. Şimdi gidelim hep birlikte o buğday tarlasına, Marmara Gölü'ne. Şu an neredeyiz?
Şu an Marmara Gölü sulak alanındayız. Göldeyiz. Aslında göldeyiz. Bütün umudumuz, geleceğimiz, çocukluğumuz, anılarımız hepsini gördüğünüz toprağın altına gömdük. Manisa'da Göl Marmara ilçesine de adını veren Marmara Gölü tamamen kurudu. Bir damla bile su kalmayan göl arazisi tarıma açıldı. Marmara Gölü artık buğday tarlası. Neden birisi gelip de demiyor ki bu Göl Marmara Gölü neden kurudu? Mahallemizin %80'i balıkçılıkla geçinmekteydi bu gölden. Balıkçılık olmayınca vatandaşlarımız göçe başladı. Şapır şapır dalgalar diyeyim, böyle bağrımıza çarpıydı. Şimdi ne yapıyız? Kuru göle bakıyız bakıyız oturuyoruz yavrum. Marmara Gölü'nü besleyen ana damarlardan biri Gördes Çayı. Çayın suyu Gördes Barajı'na depolandığı için artık göle ulaşmıyor. Bir kısmı da kum ocakları tarafından kullanılıyor. Bu göl tarihi bir göl. Şartele başlıkta göle su akıtmayı düşünmüyor. Bir Tekeloğlu'nun değil bu göl. Bu göl bütün Ege'nin. Cennetti burası. Hiçbir özelliği kalmadı. Kaç yıl ekmek yediniz Marmara Gölü'nden? Yaşım 60, 10 yaşından beri yedik, 50 sene. Köyde yiyeceğim kalmadı, çocuğum kalmadı. 2022'de imzalanan protokolle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi Marmara Gölü arazisi. Gölde tarım yapılmaya, buğday ekilmeye başlandı. Bölge sakinlerinin tepkisi devam ederken 15 güvenlik görevlisi tarafından korunuyor ekim alanı. Eskiden çeşit çeşit balıkların yaşadığı, kuşların uğrak noktası olan Marmara Gölü bugün buğday tarlasına dönüşürken bölge sakinlerinin tek isteği göle su verilmesi. Sulak alanların korunması yönetmeliğine göre aslında sulak alanların doldurulması ve kurutulması yasaktır. Bu yolla araziler kazanılamaz. İşte Marmara'nın, Marmara Gölü'nün hali. Şimdi memleketten haberler. İstanbul'dan bir haber. İstanbul'da mega kentin göbeğinde gündüz vakti bir kapkaç girişimi. Acaba polisten kaçabildiler mi? Turist çift kovaladı, kapkaççı kaçtı. Beyoğlu'nda Koreli turistin çantasını çalan kişi kısa süre sonra yakalandı. Güney Kore uyruklu Suyong K, eşiyle birlikte Tarlabaşı Bulvarı'nda yürüyordu. Çift farkında değildi ama bir süredir onları izleyen Halil A ve arkadaşı birkaç metre ileride pusu kurmuştu. Arkadan iki şahıs takip ediyorlar. Elinde çanta varmış galiba. İçinde de döviz, Türk lirası, telefon. Bir anda onu alıp kaçıyorlar. Çift yaklaşınca hırsızlar çantayı alıp kaçtı. Ama çift çantalarının peşini bırakmaya niyetli değildi. Sokaklarda kovalamaca bir süre devam etti. O anda izini kaybettiren kapkaççı Halil A, polisler tarafından kısa sürede yakalandı. Kapkaç ve kasten yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başka bir olaydan da aranmasının olduğunu duyduk. Bu kapkaç görüntüsünün ardından özel okul öğretmenlerinden, eğitimcilerimizden kaçırılmak istenen haklarla devam edelim. Taban maaşı alana kadar dersimiz Ankara'da. Milliyetin Bakanlığı'nın önüne gittiler. Zaten o beyaz tahtayı da koydular. Güzel güzel hesapladılar. Milliyetin Bakanlığı'na da bir karne vermişlerdi. Hatırlatacağız. Özel sektör öğretmenleri sendikası Ankara Kalesi'ne pankart astı. Sendika eğitim döneminin bitmesiyle öğretmenlere Ankara'daki mücadeleyi daha da büyütme çağrısı yaptı. Neticede bu bizim hakkımız diyor öğretmenlerimiz. Mücadele dersini öğretmenler veriyor. Özel okul öğretmenleri Ankara'dalar ve haklarını almadan da başkenti terk etmiyorlar. Çevir etrafını. Öğretmene ters kelepçe yapamazsınız. Polisle karşı karşıya geldiler, bileklerine ters kelepçeler takıldı. Haftalardır iş güvencelerini anlatmak, yaşadıkları zorlukları duyurmak için Ankara'da özel okul öğretmenleri geçinemiyoruz diyorlar. Bakalım bir yıl boyunca Bakan Yusuf Tekin en çok öğretmenler için mi yoksa her gün, her geçen gün servetine servet katan patronlar için mi bir yıl boyunca çalışmış? Taban maaşı öğretmenlik meslek kanuna dahil etmek. Bakan Yusuf Tekin'in aldığı puan sıfır. Öğretmenler kamuda çalışan öğretmenlerle denklik istiyor. 10 aylık sözleşmelerle asgari ücrete onun altına çalışmak istemiyoruz, geçinemiyoruz diyoruz. Taban maaş düzenlemesi uygulamanın geri gelmesini istiyorlar. Yusuf Tekin koltuğunda bir yılı doldurdun. Bu davranışların devam ederse öğretmenler tarafından iyi hatırlanmayacaksın. Eğer koltuğunda kalmak istiyorsan taban maaş dersine iyi çalış diyoruz.
Özel sektör öğretmenleri sendikası Ankara Kalesi'ne pankart astı. Taban maaşı alana kadar dersimiz Ankara'da sloganını öne çıkaran sendika, eğitim döneminin bitmesiyle öğretmenlere Ankara'daki mücadeleyi daha da büyütme çağrısı yaptı. Şimdi yeniden okul içindeyiz. Okul içinde öğretmenlere gaddarca bir saldırı ve sonrası. Okulu basıp zincirle okul müdürüne ve görevlilere saldırmıştı Iraklı baba oğul. Müdürün parmağını kıran, başından ve yüzünden yaralayan 20 yaşındaki saldırgan saklandığı evde yakalandı. Iraklı babası ise hala kayıp. Okul müdürüne neden saldırdınız? Bu memlekette eğitimci bir insana neden saldırıyorsunuz? Yanında bir iki kişinin okulu basmaya geliyor. Ben dışarıdayım, müdür bey içeride zincir çıkarttı. Zincirinden bize vurmaya başladı. Çorum'da başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda Iraklı bir öğrenci fenalaştı. Okul yönetimi ambulans çağırdı. Öğrenci hastaneye kaldırıldı. Okul müdürü durumu aileye haber verdi. Öğrencinin babası ve abisi okulu bastı. Ellerindeki zincirle müdür Ömer Atılgan ve görevlilere defalarca vurdular. Cebinden kocaman kalın bir zincir hazırlıklı gelmiş. Ucunda kocaman bir kilit işte mevcut. Onunla bize sallamaya, vurmaya başladı. Okul müdürüyle birlikte iki kişi yaralandı. Iraklı baba oğulsa 4 gündür kayıptı. Saldırganlardan 20 yaşındaki MS'nin saklandığı eve operasyon düzenlendi. İfadesi alındı, adliyeye sevk edildi. 54 yaşındaki SS ise henüz yakalanamadı. Bu memlekette eğitimci bir insana neden saldırıyorsunuz? Çok hızlı bir şekilde memleket turu yapacağız yerel gazetelerle. Gaziantep Yeni GAP gazetesi kahreden gerçekler. AKP'li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Yunus Kaya'nın inşa edip adını verdiği apartman 19'u çocuk. 67 kişiye mezar oldu. Binanın yönetmeliğe uygun yapılmadığı ve yapı denetim hizmeti almadığı belirlendi. 6 Şubat'ta feci bir deprem. Cumhuriyet tarihinin görmüş olduğu en büyük yıkımlardan birisine tanıklık ettik memleketimizde. İşte neden olduğunu anlatıyor Yeni GAP gazetesi Gaziantep'teki sarsıntı ve yıkılan binanın. Sonra bir Marmara depremi bekleniyor. İstanbul'da kendiliğinden sarsılmadan yıkılan binalar var. Hayatını kaybeden bir kişi de hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler var önceki dönemlerde de yaşananlara baktığımızda. Ya da ne bileyim uzak bir adreste yaşanan bir depremle Avcılar'da binalar çatlıyor. Biz bu deprem gerçeğini gerçekten umursuyor muyuz? Belki bunu da konuşmamız gerekir. Kocaeli gazetesi ve manşeti. Türkiye diri fay haritası güncellendi. Kocaeli birinci derece riskli bölgede. Maden tetkik ve aramanın güncellenen Türkiye diri fay haritasına göre Kocaeli birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. Yani deprem kapımızda. Fay hattı hemen Kocaeli'nin altında. İlçeler var, iller var. Üzerinde insanlar yaşıyorlar. Binaları ne kadar sağlam acaba? Biz deprem fay haritamızı yeni yeni daha güncelliyoruz. Sonra gelelim Antalya Gündem Gazetesi. Manşeti göstereyim. Sonra ben sizi bir Elazığ'a götüreceğim. Mermer Ocağı kabusu. Bu manşet Antalya'nın Korukteli ilçesine bağlı Güzle köyünde bulunan mermer ocağı nedeniyle vatandaşlar evlerine hapsoldu diyor. Çevreyi tahrip eden mermer ocağının yanı sıra mermer ocağına bağlı olan kamyonlarsa köylülere kabusu yaşatıyor. Köyde birçok binada hasara yol açan kamyonlar nedeniyle köylüler yetkililere seslenerek kamyonların köyün içinden geçmemelerini söylüyorlar ya da geçmelerinin yasaklanmasını istiyorlar. Şimdi Elazığ'a gideceğiz. Elazığ'da AK Partili bir belediye başkanı AK Parti milletvekiline seslendi. Sizin burada kiralardan haberiniz var mı diye. Bunun bir tarafı kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümle ilgili alınması gereken önlemler, atılan adımlar. Diğer tarafı maalesef memleketin yakıcı gerçeği. Pahalılıklar, kira, ev sahibi olabilme umudunun hayli gerilere gitmesi. Burada gelir seviyesi üst düzeyde olan kimse yok. TOKİ, AFAD, diğeri kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak 2 milyona, 2,5 milyona mal olabilecek konutlardan burada o konutları alabilecek gelir seviyesi olan insan sayısı sadece %10. Görmüş olduğunuz bu insanların gelir seviyesi ya emekli maaşıdır veya da köy kurucusudur.
Biri ağlıyor 12 ile 15 arası, diğeri ağlıyor 18 ile 20 arası. Bu adam 2-2,5 milyonluk bir evi, yani 8 bin 10 bin lira taksidini ödeyemez, alamaz. Bu heyelana sebep o harfiyattır. O fabrikadır. O çayda atılan dinamitlerdir. Fabrikanın altının boşaltılmasıdır. Bunlar hepsi bilinçli bir projedir. Bunu belki sizin haberiniz yok, kimse size anlatmadı ama biz başından beri olayın içindeyiz. Bu insanların paraları yok. Bunların paralarını o şirkete ödetme gibi devletin bir yetkisi yok mu? Bana göre bu söylediğiniz şey bana göre makul. Bir an önce, biz bir an önce konutları yapıp, iş yerlerimizi yapıp teslim edelim vatandaşımıza. Bundan sonra yıkıma başlayalım diye bu konuyla ilgili vallahi de tallahi de mücadele edeceğiz. Hep beraber uğraşalım, hep beraber gayret edelim. Devletimiz, bakın kimsenin mağduriyetini istemez. Böyle bir şey olmaz da sokakta bile kalsa canı daha kıymetli. İnsanlar dertlerini bu şekilde anlatıyor. Bu anlattıkları acaba yönetenlerin katına ne kadar ulaşıyor? AK Partili milletvekilleri Kızılcahamam'da bir kamp gerçekleştirdi. Bakanlarla görüştü. En çok şikayet ettikleri ise bakanlara ulaşamamaktı ya da Cumhurbaşkanı'na halkın sorunlarını iletememekti. Cumhurbaşkanı da sürekli sahada olunmasını istiyor. İşte AK Partili bir belediye başkanı ve sahada olan bir milletvekili, milletvekiline iletilenler. Elazığ'da insanların yaşadığı ne kadar fark ediliyor? Hatırlayacaksınız, bu yavaş yavaş ekonominin böyle bozulmaya başladığı süreçte aman ne olacak canım, Elazığ milletvekiliydi kendisi Zülfü Demirbağ. Ne olacak canım, 2 kilo domates yiyeceğimize yarım kilo iyi veririz, 1 kilo yeriz ama biz ekonomik bir savaşın içindeyiz. Hükümetimizi güçlü kılmamız lazım deniliyordu. Şimdi o 1 kilo domatesi bile almak ne kadar zor. Sonra 2 kilo da kıyma almayı verelim canım, yarım kilo neyimize yetmiyor diye yaklaşımlar da gelmişti. Şimdi o etin de kıymanın da ne kadar pahalı olduğunu görüyorsunuz. Peki tüm bunların içinde bir raporlama var. Önemli bir bilgi ve Doktor Ozan Bingöl, vergi uzmanı. 2023 senesinin acaba vergi rekortmeni kimdir? Çok da zor olmayan bir soru sordum sizlere. Ozan Bingöl de bunu sosyal medyasından paylaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre 2023 yılında muhtasar beyannameyle bildirilen, bakın, 720 milyar 208 milyon liralık gelir vergisinin 448 milyar 832 milyon lirası sadece ücretlilerden kesilen gelir vergisi. Maaşınız daha kaynağında vergilere nasıl gitti? Ne kadar vergi toplanmış? 720 milyar lira. Ne kadarını ücretler ödemiş? 448 milyar lira. Daha önümüzdeki günlerde yeni yeni vergiler de hayatımıza girecek mi? Galiba öyle. Çünkü bütçede ciddi bir açık var. Yalnız burada inanılmaz bir buluş, harika bir buluş diye adlandırılan kur korumalı mevduat sistemini de hatırlatmayalım mı? Bu konuyu konuşmak istemiyor Nurettin Nebati ama 800 milyar liradan fazla bütçeye yükü var, bir kuruş olmayacak demişti. Ve bakın şimdi sürekli olarak çalışanların önünde o vergi, dolaylı vergi, kaynağında kesilen vergi, sonradan eklenen vergi, MTV'yi hatırlayacaksınız. Dileriz böyle günleri yaşamayız. Dileriz Mehmet Şimşek'in söylediği gibi Mayıs ayında o enflasyon pik yapmıştır da bundan sonra yavaş yavaş gerileyecektir. Gerilerken mesela %75,45 olarak açıklandı. %60 olduğunda, düştüğünde, düştü, her şey yolunda gidiyor denildiğinde şunu söyleyeyim. O zaman da 100 liralık bir ürünü 160 liraya alacağız. %50 olduğunda mesela atıyorum Ağustos ayında o gün 100 liralık ürünü 150 liraya alacağız. Yani burada pahalılık eksilere düşmeyecek. O zamların artış hızının gerileyeceğini söyleyelim. 175 lira 45 kuruş değil de 150 lira ödeyeceğiz o tarihte. Hala rakamların yukarıya doğru tırmandığını da göreceğiz. Peki şimdi isterseniz bir de borçlara bakalım. Hem borcumuz var hem de icralığız. 6 ayda 4 milyon icra dosyası, icra takibindeki borç tutarı ise 211 milyar lira. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ömer Fethi Gürer, onun çalışması. İcra dosyaları yığın yığın, azalmıyor aksine artıyor.
Borç batağı her geçen gün büyüyor. Milyonlar icra takibinde. İcra dosyası sayısı 22 milyonu aştı. İlk 3 ayda ise 478 bin kişi hayatında ilk kez kredi çekti. Bunlar icra belgeleri. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer paylaştı verileri. 24 Mayıs'ta 209 milyar 415 milyon lira olan takipteki borç tutarı bir haftada 1 milyar 628 milyon lira artarak 211 milyar 43 milyon liraya yükseldi. Yılın başında bu rakam 192 milyara yakındı. Yani yılbaşından bu yana 19 milyar 60 milyonluk borç tahsil edilemedi. En çok da asgari ücretli, emekli, dar gelirliyi vurdu ekonomik sıkıntılar. Maaş yetmeyince, borçlar biriktikçe krediye ve kredi kartına yüklendi vatandaş. Yılın ilk 3 ayında 478 bin kişi ilk kez kredi kullandı. Bireysel kredi kullananların sayısı da 2024 yılının Mart ayı itibarıyla son bir yılda yaklaşık 2 milyon kişi arttı. 40 milyon 300 bin oldu. Bankalar can simidi gibi görülse de aslında kısa sürede daha büyük bir açmaza yol açtı. Alım gücü düşerken gelir gider dengesi de bozuldu. Borçları ödeyebilmek hayal oldu. Milyonlar icraya düştü. CHP'li Gürer, icra takibindeki borç tutarının 211 milyar liraya yükseldiğini söyledi. Bize yarım kilo kıymayı tavsiye edenler, bizim de onlara tavsiyemiz diyor izleyicimiz. Yarım kilo ıstakoz yiyiversinler. Peki şimdi sizleri Kurban Pazarı'na götüreceğiz. Kurban Bayramı arifesinde, öncesinde acaba kurban pazarlarında yaprak kımıldıyor mu? Gittiniz mi? Küçükbaş hayvan almak için, kurbanlık almak için bir pazarlık yaptınız mı? O pazarlığa tutuştunuz mu? Alıp da ne kadar ödediniz? Yazıp gönderin. Geçen sene daha uygundu. Geçen sene ben 12 bin liraya koş kestim. Bu sene 26 bin lira. Geçen senelere göre durgun geçiyor. İnsanlar biraz artık daha artık kesmiyor mu? Artık yani biraz daha kesmemeye mi başladı? Yani ondan dolayı biraz durgun her şey. Beklediğimizden çok çok yüksek. Yani gerçekten enflasyonu burada çok net hissediyoruz. Yüksek enflasyonu bu kez de kurban pazarında hissetti tüketici. Kurbanlıklara gelen zam TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyonu aştı. Geçen yıl 12 bin liraya koç kestiren %116 zamla karşılaştı. Büyükbaş kurbanlıkların fiyatı ise 250 bin liraya kadar çıkıyor. Geçen sene 90'a aldığımız şey bu sene 180 falan ise. Fiyatlar yerle bir olmuş durumda. Taban fiyat 70 bin ile 150 bin arası. Bugün hiç satış olmadı. Yok, olmadı. Bekliyoruz. Alamadık canım. Neden? Çok pahalı. Tüm umudu hafta sonundaydı besicinin ancak bu hafta sonu da beklediği satış hareketliliği yaşanmadı. Fiyatlar yüksek, alım gücü düşük olunca pazarlıklar da zorlaştı. Normalde burası çok dolup taşması lazımken müşteri yok. Bir emekli bir aylık maaşıyla bir kurban kesip üstüne para kalırken kurban bayramında şu an 3 aylık maaşıyla kurban kesemiyor. Emekliler Allah sabır versin, bu saatten sonra hiç kurban kesemezler. Fiyatlar uçuk ya. Adamlar da haklı, bak pazar bomboş, görüyorsunuz pazarını. Adamlar perişan olmuşlar burada, bak müşteri yok. Her sene geldiğimizde buralarda araba park edecek yer bulamıyorduk. Geldik hem de pazar, son pazar. Biraz hayal kırıklığı var. 7 günümüz var, 7 gün sonra bakacağız. Şu anda yani yarı yapmamız lazımdı. 130 da geldik, 25 tane falan sattık. Kurban Bayramı'na bir hafta kala hareketlilik yok kurban pazarlarında. Anadolu'nun dört bir yanından kilometrelerce öteden gelen besiciler hayvanların ellerinde kalacak olmasından endişeli. Ya o beni dinlendiriyor, ben onu dinlendiriyorum. Yok, uzun yoldan geliyor. Dünyanın yolundan geldik. Peki bu yorgunluğunuza değiyor mu? Valla şu anda gözükmüyor öyle bir şey. Valla bakıyoruz öyle, geziyoruz çadırları. 25 lira diyorlar, 20 lira diyorlar. Bayağı yüksek. Kurbancı böyle giderse İstanbul'a kurban getirmeyecek daha. Çadır parası pahalı, araba pahalı. Nasıl olacak? Kurbancı artık bu işi yapmayacak. Geçen sene ve bu seneyi bir kıyaslayalım. Hatta 2 yıl, 2 yıllık artışın kurbanlık fiyatlarında %566 olduğunu söyleyenler var. Neyse, biz aldıklarımız üzerinden bir hesap yaptığımızda şimdi Mithat Bey günaydın. 178 bin liraya 7 kişi büyükbaş hayvan hissesine girmişler ve kişi başı da 25.500 lira düşmüş. Geçen sene aynı ekip ne kadar ödemişler? Bir hisse 12.500 liraymış. Yani burada %100'lük bir artış var ama 2 yıllık ölçümü ise %566 olarak da dillendiriliyor, nitelendiriliyor. Şimdi yine bir haber, anneler üzerinden çalışmak zorunda olan ama desteğe ihtiyacı olan anneler üzerinden bir haber paylaşacağız. Bu haber aslında yokluğun ve yoksulluğun geldiği yeri gösteriyor.
Ben aylık 17 milyar ödüyorum. Çalıştığımı oraya veriyorum. Başvurumu yaptım ama hani çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyorum. Çocuğun kreşe gitmesi gerekiyor ya da atıyorum kreşe gitmiyorsa da o çocuğa bir bakıcı bulunması gerekiyor önceliğinde. 5 günde 15.166 çalışan anne Avrupa Birliği'nin ayda 325 euroluk bakıcı desteğine başvuruda bulundu. Sonuçlandığı zaman ön başvuru evrağını gidip teslim edecekmişiz. Ona göre mesaj gelecekmiş, ona göre işlemler başlatılacakmış. Tabii ki de yeterli değil, yapacak bir şey yok. 12 ay boyunca aylık 325 euro yani 11.375 lira destek verilecek çalışan annelere. Avrupa Birliği sigortalı bakıcılığı teşvik için ayırdı bu kaynağı. SGK kanalıyla ödenecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'den sadece 3.500 anne yararlanabilecek destekten. İlan yayınlanır yayınlanmaz başvurduk biz de. Çok fazla çalışan anne var. Hani çok fazla ihtiyacı olan insanlar var. Annelere 325 euro yani 11 bin lira destek sağlanacak. Ancak bakıcı tutmak zor, kreş ücretleri ise bu rakamın çok üstünde. Yok, karşılamaz. Bakıcı daha fazla istiyor. Mecbur insanlar da gerçekten işi bırakmak zorunda kalıyorlar. Yetersiz kalıyor. Ama zaten o kadar bir destek üstü de bulamıyoruz maalesef. En düşük bakıcı ücreti 20 bin lira. Kreş fiyatları da aylık en az 15 bin lira. Verilecek destek ise 11.375 lira. İş hayatından uzaklaşmak zorunda kalan kadınlar Avrupa Birliği kontenjanıyla değil, tüm çalışan annelere devletin destek vermesini istiyor. Asla mümkün değil. Çünkü benim eşim hani minimum asgari ücretten biraz fazla alıyor ama kız kanaat geçiniyoruz yani. Ben de mecbur çalışamıyorum. İki çocuk olduğu için mecbur kendim bakmak zorundayım çocuklarıma ama bu sefer de eğitiminden de geri kalmasını istemiyoruz. Ekonominin pahalılığın büyüttüğü çocuklarla devam edeceğiz. Sözcü gazetesinin manşetinde Batmanlı bir küçük hemşerisi Mehmet Şimşek'e bir karne veriyor. Bu arada Kemal Bey, Kemal Altıntaş da X'ten göndermiş. Bu yıl kurban değil ıstakoz keseceğiz hamdolsun diye paylaştığı mesajı bu. Sayın Şimşek, 10 yaşındaki hemşerin bak ne diyor Batmanlı çocuktan Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'e ders olacak sözler. Birlikte dinleyelim. Bakın bu memleketin çocukları nasıl da hızlı büyüyor. Ben büyüyeceğim, evlensem diyelim dolar şimdi 30 liradır çıkacak 100 liraya. Yani ben o zamandan nasıl yaşayacağım, nasıl evleneceğim? Onun daha koltuk takımı, salonu, oturma odası, yatak odası her şeyi var yani. Yani evlenilmez bu ülkede. Senin yaşın kaç? 10. 10 yaşında niye bu düşüncelere girmişsin? Yalan atmıyorum yani doğrusu. Tam 10 yaşında niye bu düşüncelerdesin şu an? Ekonomi bozuk. O yüzden. Ekonomi seni etkiliyor mu? Evet. Neyini etkiliyor? Yani her şey pahalandı. Dondurma alacaktım. Diyor ki 20 lira. Şimdi eskiden ben buraya geldim hatırlıyorum küçükken. Dedi 5 lira. Şimdi benim o 20 liraya alacak durumum var. Yani şimdi babam bana diyor ki diyor git de gez falan diyor. Ama şimdi benim gezecek durumum var yok. Şimdi mesela küçükken her şeyi alabiliyorduk. Yani her şey çok ucuzdu. Ama şimdi neler neler olmuş. Hayır yani 5 yaşındayken falan. Ya ben zor geziyorum ha. Küçükken her şeyi alabiliyorduk. Kaç yaşındasın? 10. Küçükken dediğinle 5. 5 yaşındayım zor geziyorum diyor. Dondurma fiyatları onun da derdi 20 liraya gelmiş. Ben geçen sene 5 liraya alıyordum diyor. Dondurmanın külahı olmuş 6,5 lira. Ve şimdi de diyorlar ki ekonomide işler yolunda. Külahımı anlatın siz onu. Bana anlatmayın diyor. İşte 10 yaşındaki bir çocuk bu ülkede evlenilmez diye de aslında pek çok kişinin, binlerce kişinin, yüz binlerce kişinin yaşamış olduğu sorunlarına diyor. Koltuk takımı ne olacak diyor, televizyon ne olacak diyor. 10 yaşındaki çocuk ve söylediklerini sizler de gördünüz. Aslında evde konuşulanları anlatıyor. Ve diğer taraftan da dondurma onun derdi ama evde konuşulanlar belli ki bir yakınları evlenecek. Bu ülkede evlenilmez diyerek de onu anlatıyor mikrofona. Peki şimdi o zaman 10 yaşındaki ufaklıktan ama büyüyen, ekonomiyi de çok iyi anlayan, ekonominin iyi olmadığını çok iyi anlayan ufaklıktan gelelim emeklerimize. Onlar geliyor yurt dışından güzel güzel tatil yapıyor. Biz ne olacağız? Banklarda, park köşelerinde, güneşin alnında bir gün geçirmeye çalışıyoruz deniliyor. Emekliler tarafından 2024 emekliler senesinde çalışmazsam aç kalırım diyen emeklilerimiz var.
Ortalama emekli maaşı ne kadar? 700. Değişebiliyor. Ortalama 700 euro mu? Evet. Ne kadar maaş alıyorsun? Emekli maaşım 10 bin lira. Çok az. 10 bin TL ile nasıl geçineceğim? Evim yok, kiradayım. Geçinemediğim için çalışıyorum. Aç kalırım yoksa. Nedir 10 bin lira yani? Faturanı ver, 2-3 tane bir şey al, tamam. Gülçin Baysungur 10 bin lirayla geçinemediği için çalışmak zorunda kalan bir emekli. Maaşı 300 euro bile etmiyor. Türkiye'de çoğu emekli en düşük emekli maaşıyla hayat mücadelesi verirken, Yunanistan'da emekli maaşı en düşük 700-800 euro arasında. Yani 24.500 lirayla 28.000 lira arasında. Üstelik orada gıda fiyatları yerinde sayıyor. Türkiye'de ise günden güne artıyor. Emekliler fiyatlara yetişemiyor. Bu adada yaşantı nasıl? Sebze meyve uygun mu? Ortalama 1-2 euro değişebiliyor. Yaşam çok güzel. Bodrum'un hemen karşısındaki Yunanistan'ın Kos Adası'nda gıda fiyatları hemen her yıl aynı. Sadece orada da değil, dünyada gıda fiyatları son bir yılda %3,4 düşerken Türkiye'de yıllık %69,9 arttı. Ortalama bir fincan kahve 2-3 euro, kuzu pirzola 13 euro, köfte 12 euro. Yani burada kişi başı ortalama 10-15 euroya rahatça karnınızı doyurmanız mümkün. Yanı başımızdaki Yunanistan'da emekli maaşı 800 euro ile 1350 euro arasında değişiyor. Bizde ise en düşük emekli maaşı 10 bin lira, euro karşılığı ise 286. İşte en düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışan emeklerden biri de 73 yaşındaki Haydar Edabali. Yurt dışındaki emeklilerin aksine ne tatile gidebiliyor, ne bir restoranda yemek yiyebiliyor, hatta maaşıyla gıdaya bile artık yetişemiyor. 10 bin lira ne alabilirsin ki? Simit aldım, su aldım, idare ediyorum böyle. Orada her şey ucuz, uygundur mu hakiki? Burada pahalı her şey, gıda da artıyor. Tatile gidebiliyor musunuz? Tatile gidemiyoruz. Yunanistan'dakiler istediklerini alabiliyorlar, en güzel yerlerde tatil yapabiliyorlar. Şuradan bir adalara gidemiyoruz. Yol parasıydı. Market ucuzunu arıyoruz. Neresi indirim yapmış, biz oradayız. Yurt dışında onlar yaşıyorlar. Biz hiçbir yere gidemiyoruz. Yurt dışında etin de kilosu ucuz. Her şey ucuz. Çok kötüyüz. Çok kötü durumdayız. Çok kötü hissediyorum kendimi. Kıymetsiz. Bize önem vermiyorlar. Tatile gelen Kanada'dan emekli Ayla Kara'ya bile buradaki fiyatlar çok pahalı geldi. Nerede yaşıyorsunuz? Kanada, Ottawa'da. Kanada'da emekli maaşı kaç dolar? 1600. Türkiye'deki emekliler için ne diyeceksiniz? 10 bin ne alacak ki? Bir gidiyorsun, dünyanın parası gidiyor. Ben Kanada'dan gelip dolarla şey yaptım bile, ben çok pahalı buldum burayı. Şimdi asgari ücretliyle devam edelim. Bu arada emeklinin bayram ikramiyeleri de yatmaya başladı. Onun notunu birazdan bir kez daha hatırlatayım. Sizin maaşınız hangi gün yatacak? Bağkurluysanız ayrı, SGK'lıysanız ayrı, emekli sandığından emekliyseniz ayrı bir tarihte yatacağı için birazdan hatırlatmasını yapayım. Ama bugün Bağkurlular için o 3000 liralık 17 bin lira olması gerekiyor demişti Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel. 3 bin liralık bayram ikramiyeleri yatmaya başladı. Kurbanlıkların ne kadar olduğunu az önce söylemiştik. Şimdi gelelim asgari ücretliler, ara zam olmazsa olmaz bu pahalılıkta geçinemeyiz diyen asgari ücretlilerin de sesini duyalım. Ömür boyu çalışmakla yekümlü ve mahkum gibiyiz. Asgari ücretle hiçbir şey yapılmıyor. Yani devletimize sesleniyorum buradan. Lütfen sokaklara dökülsünler. Asgari ücretlileri sizden değil de kendileri dinlesinler. Asgari ücret olmuş 17 bin lira. Ev kirası olmuş 25 bin lira. Haziran ayının sonunda asgari ücrete zam yapmamayı düşünenler bunu bir kez daha düşünsünler. Buna çok sert ve çok net bir tepki vereceğiz. Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca asgari ücretliye iktidardan hala bir zam işareti yok. CHP lideri Özgür Özel tepkimiz sert olacak resti çekti. Yarattığınız krizin yükünü emekçilere ve emeklilere, esnafa ve çiftçiye yükleyemezsiniz. Ailemle yaşıyorum ama ben 10 bin lira yine de aileye veriyorum. 7 bin lira bana kalıyor. Kredi kartıdır, odur budur, işte borçlardır. 17 bin liramın benim 17'si de gidiyor. Şu an bankadaki borcum 48 bin lira. Benim aldığım ücret 17 bin lira. Hiçbir şekilde yetiştiremiyorum. Kemer sıkma. Ben nereye kadar kemer sıkayım? Ben bu dünyaya niye geldim? Yaşamak için, rahat nefes alabilmek için. Ben niye çalışıyorum? Her şey masraf. Almış başını gidiyor.
Ocak ayında %49 zamla asgari ücret 17.002 lira oldu. Ama enflasyon karşısında alım gücü aydan aya eriyor. Asgari ücret 18.969 lira olan açlık sınırının 1.967 lira altında. Ama iktidar 2025 Ocak ayına kadar zam yok diyor. İki tane çocuk okutuyorsanız eğer servis günlük harçlıklarını, evin ekmek parasını, şunu bunu verdiğinizde o an bitiyor zaten. Ara zam gelmeli ama şaka gibi gelmemeli. 7-8 milyar alışveriş, geri kalan faturalar 5 milyar. Elde para kalmıyor abi, ek işte yapıyoruz. 25-27 milyar olmalı yani. Ara zam bitmeden de. İnsanların şu ceviz neyse aynı şekilde devam ediyor. Birileriniz oldukça güzel geliyor enflasyonla ilgili. Ara zam şu an gündeminize yok. Kimse asgari ücreti güncellememeyi düşünmesin. Emekliye asgari ücret düzeyinde en düşük maaş, asgari ücrete de enflasyon oranında güncelleme bekliyoruz. CHP lideri Özgür Özel Temmuz ayına sayılı günler kala iktidara asgari ücrete zam çağrısı yaptı. Aksi takdirde tepkimiz çok sert olacak dedi. 9.250 lira açıklanan buğday alım fiyatına da tepki gösterdi Özel. Buğday mitingi içinde tarih verdi. 14 Haziran Cuma. Mazot %100 artmış, gübre %150 artmış, ilaç artmış, her şey artmış ama buğday fiyatı %12 artmış. 9,5 lira verdiler. Önümüzdeki cuma günü Trakya'ya gidiyoruz, Tekirdağ'a gidiyoruz, buğday üreticisinin isyanını duyuyoruz, bütün Türkiye'ye duyuruyoruz. Enflasyon verileri güzel geliyormuş. Fıkra bu kadar. Ve soru da şu: 10 bin lirayla nasıl geçineceğim? Asgari ücretli için 17.002 lirayla mutfakta tencere kaynar mı? Karşımızdaki sorular bunlar. Yarın Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi'nde ağırlayacak. Masada ağırlıkta olması gereken konu ekonomi, başka konular da var elbette. Ama milyonlar geçinemiyor. En önemli konu geçim ve ekonomi. Bu arada Bağkurların hesabına bugün yatacak. Yattıysa da söyleyin, yatmadıysa da onun bir hatırlatmasını yapın. 10 Haziran 2024 tarihinde emekli sandık kapsamında gelir aylık alanlar Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatacak. Ben de bunu düzeltmiş olayım. 10 Haziran emekli sandığı. 11 Haziran 2024 tarihinde Bağkurlulara yatacak bu bayram ikramiyesi 3000 lira. 12'si, 13'ü, 14'ünde ise SSK kapsamında aylık alanlar, emekli olanlar, onların bayram ikramiyesi yatacak. Bugün yattı mı bir kontrol eder misiniz, bir bakabilir misiniz acaba? Yatmadıysa da yetkililere buradan sesinizi bir duyuralım. Ve yine isterseniz emeklilerimize devam edelim. Emekli için bir bayram yaklaşıyor ama ne bayram? Asgari ücretin altında maaş alıyorum. Çok komik. 20 sene ben bu devlete hizmet ettim. Şimdi 1 kilo meyvenin başını bekliyoruz. Diğer vatandaşlar çürükleri topluyorlar. Yazık, günah değil mi? Verdikleri kurban ikramiyeyle 3000 lirayla ne yapabiliriz biz? Çarşı, pazar, hiçbir şeye yetişemiyoruz artık. Yani çoluk çocuk gerçekten halimiz perişan yani. Bayram bizim neyimize ya? Bayram bizden çıkmış artık bayram. Bayram parası olana bayram. Kendim kurban oluyorum işte yani. Kesmeye gerek yok. Biz kurbanlıyız zaten. Oğlum 42 yaşında, kızım 35 yaşında, evlenemiyorlar. Çünkü nasıl evlensinler? Ev kiraları malum, eşyalar malum. Neyle keseyim? Emekli maaşı az bir şey. Kira var. Ne yapayım? İkramiye veriyorlar sözde. Neye yarıyor o ikramiye? Alsın kendileri harcasın. Allah, kimseden fayda yoktu. Ne varsa başın kaçın. Gelelim Diyarbakır. Diyarbakır'ın manşeti, Özgür Haber'in manşeti. Güneydoğu'da yağmur bereketi getirdi ama çiftçiyi memnun etmedi. Hasat bol fakat kar yok. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu yıl yağışların artmasıyla birlikte hasat sezonu başladı ve verim geçen seneye göre oldukça iyi. Fakat çiftçiler buğday ve arpa fiyatlarının düşük olması ve gübre, mazot gibi girdi maliyetlerinin artması sebebiyle kar elde edemediklerini söylüyor. Bir de gidelim Batman'a, Mehmet Şimşek'in memleketine. Esnafın umudu son 3 günde, son zamanlarda yaşanan ekonomik krizle birlikte vatandaşın mutfağındaki yangın günden güne büyümeye devam ederken piyasadaki durgunluk devam ediyor. Bayram alışverişi için hazırlık yapan esnaf umudunu son 3 güne bağladı. Bu arada Manastır Turizm'e kazandırılıyor. Bir başka haber, Sason ilçesinde bulunan
tarihi Komp Manastırı kültür turizmine kazandırılıyor. Önemli bir bilgiydi. Onu da aktardıktan sonra Kocaeli'ye gidelim. Kocaeli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan o tartışma. Üzerine koştu seni vururum diye bağırmaya başladı. CHP'nin il danışma kurulu toplantısında tansiyon yükseldi. Yakışmayan görüntüler kameralara böyle yansıdı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlendi toplantı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç'un konuşması sırasında CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'nın kuzeni Berkay Dorukan Yıldızlı Arduç'un üzerine doğru koştu seni vururum sözleriyle. Caner Arduç, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'nın CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe seçimi kazanamaz diyerek takım elbise karşılığı iddiaya girdiğini ifade etti. Yıldızlı'nın kuzeni bu sözlerin ardından öfkelendi. Partililer araya girdi. Öfkeli kuzen Berkay Yıldızlı'yı salondan çıkardı. Arkadaşlar, partililerim, lütfen. Şimdi de yine memleket haberlerine devam edelim. Adana'ya gideceğiz. Adana'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrederken ve insanlar bunalıp kendilerini kanallarda serinletmeye çalışırken diğer taraftan da önemli bir durum var. Orada yüzme bilmeyenler bile kanallara giriyor ve bir tehlike oluşuyor. Orada yüzme bilmeyenler adına iş başa düştü. Can kurtaran da oldular. Hava kavurucu sıcak. Adanalıların güneşle imtihanı başladı. Boğulma vakalarında artış var. Kentte 2 haftada 6 kişi boğularak can verince mahalleli kendi arasında can kurtaran timi kurdu. O tim kurulduğundan beri mahallede hiç boğulma vakası yaşanmadı. Canlı da yazık abi. Böyle geldi arkadaşlar. Adana'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Tüm zamanların en sıcak Haziran ayındayız. Bunaltıcı havada denize ulaşamayan, klimayı açıp sıcağı meydan okuyamayanlarsa serinlemek için işte böyle kanallara bırakıyor kendisini. Özellikle de çocuklar ve gençler. Ama kanala girmek tehlikeli ve yasak ve o serinleme arzusunun sonu bazen çok acı bitiyor. İzmir evim yerler izler boğuluyorlar dayı. Dayı biri boğuldu onu kurtardık dayı. Yarım saat önce he dayı. Son iki haftada 6 kişi, Ocak ayından bu yana da 12 kişi girdikleri sulama kanallarında can verdi. Son 10 yılda ise 300 kişi boğularak hayatını kaybetti Adana'da. Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa mahallesinde ise mahalleli boğulma vakalarına karşı kendi can kurtaran ekibini kurdu. Ekipte sertifikalı 6 kişi bulunuyor. Biz onları burada uyarıyoruz. Çıkın diyoruz kanaldan. Birçok kişi boğuldu bu kanallarda. Çok şükür buradaki kanalların hiçbirinde boğulma vakası olmadı. Çünkü arkadaşlarımız yardımcı oluyor, uyarıyor. Birkaç kişi de boğulurken kurtardılar. Can kurtaranlar kurtarma tatbikatı da yaptı kanalda. Yüzenleri uyararak boğulmaların önüne geçmeye çalışıyorlar. Suda çırpınan bir kişi gördüklerinde de kurtarmak için hemen suya atlıyorlar. Can kurtaran ekibi sayesinde şu ana dek mahallede acı bir olay yaşanmadı. Ekonomiyi düzelteceklerine güneşi balçıkla sıvamaya çalışıyor ekonomi yönetimi diyen izleyicilerimiz var. Sonra şimdi 3000 lira net olarak yatan izleyicilerimiz var, hatırlatıyorlar. Bir de mesela 900 lira yatmış birisine, birisine 1800 lira yatmış. Buradaki eksiklikler neden kaynaklanıyor? Belki hani bilmiyorum içeride işte sağlık tedavi gördünüz. Hani bunların parası mı? Yok yani ikramiyeden 3000 liradan bir kesinti yapılmaması gerekiyor. Bunu anlayamadık. Bilenler varsa onu da yazsınlar. Biz de bakıyoruz şimdi bu eksikliğin nereden kaynaklandığına. Emekli sandığı emeklisiyim. Bayram ikramiyem yatmış. Yatsa ne olacak? Asıl bizim maaşların yatması gerekiyor. Bir de seyyanen zamla yatması gerekiyor diyen izleyicilerimiz. Bakıyorum sizlerden gelen mesajlar. 3000 lirayla seneler öncesinde neler alınıyordu? Şimdi biz o 3000 lirayı ne yapalım ki diyen izleyicilerimiz de var. Onu da hatırlatalım. İşte Emel Hanım yazmış. Bayram ikramiyesi yattı. 900 lira bozdur harca demiş. Bir de kendisi dul ve yetim aile alanlar için mi acaba bu düşük rakamlar 900 lira 1800 lira? Belki onlar sebebiyledir. Hani onların aldığı maaşlar düşük olduğu için belki böyle bir ikramiye yapmış olabilir. Şimdi
Devam edelim. Candan kardeşler, biliyorsunuz bir tutukluluk süreci devam ediyor onlar için. Onların kardeşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştı ve Erdoğan'a neler söyledi? Gerçekten hemen burada gördün işte, aha. Evet, tam da aslında bunu söyleyecektim. Yanına koştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı, elini öptü. Yeni müfredatın tanıtıldığı programda evet, sahneye çıkan o öğrencinin Bahar ve Nihal Candan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. LGS'de %2'lik dilime girerek Fen Lisesi'ni kazanan Zeynep Sucan'dan cezaevindeki ablası Bahar Candan'ın tahliye olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Ablalarımın durumunu tek tek anlattım. Gözümün içine bakarak dinleyip ilgileneceğini söyledi. Ben Lidyalara çok kızgınım. Parayı icat ederek insanlığın bütün geleceğini bozdular. En kısa para kazanacağım yol ve elimi şöyle bile kaldırmadan. Bahar ve Nihal Candan kardeşler kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla Kasım ayında tutuklandı. Cezaevinde rahatsızlanan Nihal Candan Nisan ayında tahliye edildi. Küçük kardeşleri Zeynep Sucan'dansa lise öğrencisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki müfredat programında salondaki öğrencilerden biriydi. Evet, tam da aslında bunu söyleyecektim. Zeynep Sucan'dan sahnede Erdoğan'la uzun uzun konuştu. İddiasına göre ilgileneceği yönünde söz de aldı. Benim babam bir devlet üniversitesinde dekan, annem sınıf öğretmeni. Yani biz hayatın merkezine devleti koymuş bir aileyiz. Onlar devletimize yanlış yapmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görevlilerden birini yanına çağırdı. Zeynep Sucan'dan'ı biraz uzaklaştırıp dinlemeye devam ettiler. Liseli Candan annesinin isteğiyle Cumhurbaşkanı ile konuştuğunu söyledi. Şimdi yine 1800 lira yatmış diyen izleyicilerimiz var. Eşimden aldığım için herhalde böyle yattı diyenler var. Fatma Hanım, Fatma Özdemir göndermiş. Bunun net olarak örneğim yani 3000 lira bayram ikramiyesi herkese 3000 lira değil. Bunun net bir cümlesini hemen öğreneceğim ve onun da bilgisini paylaşacağım. 900 lira yatan var, 1800 lira yatan var. Onu bir netleştirelim. Sonra sizleri bir Kadıköy'e götürelim. Yaratıcı Çocuk Festivali'ne 5. kez gerçekleşiyor. Çocuklarını duyan, gören, anlayan, doğru eşlik eden ebeveynler olmamız çok önemli. Yaratıcı Çocuk Festivali de bu yüzden bence çok kıymetli. Akrobasi şovları, yüz boyama etkinlikleri, sihirbazlık gösterileri, danslar. Yaratıcı Çocuk Festivali çocuklara da, ailelere de unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye'nin en kapsamlı çocuk ve aile organizasyonu olan Yaratıcı Çocuk Festivali 5. yaşını doldurdu. Bu yıl da akıllardan çıkmayacak görüntüler yaşandı festivalde. Kadıköy Festival Park'ta gerçekleşen etkinlik yıldızlar geçidine dönüştü. Çok sayıda ünlü isim de çocuklar ve ebeveynlerine eşlik etti. Yüz boyama etkinlikleri, ip atlama, meyve sebze ekmeğe kadar çocuklar yaratıcılıklarını konuşturdu. Bilim de vardı bu festivalde. Balon katlama şovu da, pandomim sanatçıları, sihirbazlar, çocukların hayal dünyası beslendi. Evet, şimdi bir gün gazetesini verebilir misin? Yönetmenimizden Savaş'tan rica edeyim. İşsizlik rakamları, işsizlik verileri açıklandı ve 0,1'lik bir düşüş olduğu söyleniyor. TÜİK'e baktığınızda zaten hiçbir şey ilerlemiyor. Bakın işsizlik de düşmüş ama dede ile torun İş kuyruğunda bu memlekette 2023 Nisan'ı 2024 Nisan'ı kıyaslaması yaptığınızda hem çocuklar bu ülkenin geleceği hem de büyükleri, dedeleri iş kuyruğunda. İş arıyorlar, iş ararken artık pes edip bırakıyorlar, işsiz bile sayılamıyorlar. Şimdi yine devam edelim, sizleri Fransa Açık'a götüreceğiz ve Fransa Açık'ta öne çıkan bir kişi, 21 yaşında o şampiyonla tanışacağız. Evet.
oyun, set, maç, şampiyonluk. Carlos Alcaraz. Fransa açıkta rüzgar gibi esti. Üçüncü büyük turnuva şampiyonluğuna ulaştı. 21 yaşındaki İspanyol raket Carlos Alcaraz tarihin 3 farklı zeminde şampiyon olan en genç oyuncusu oldu. Fransa'da tenis heyecanı vardı haftalardır. Roland Garros'ta dün final günüydü. Finalde ilk kez Fransa açık finaline ulaşan iki isim Alcaraz ve Zverev ter döktü. İki oyuncunun da emeklerine sağlık. İki oyuncunun da yüreğine sağlık. Zorlu maç tam 4 saat 19 dakika sürdü. Maçı ve kupayı kazanansa setleri 3-2 önde bitiren 21 yaşındaki İspanyol raket Carlos Alcaraz oldu. Carlos Alcaraz tarihin 3 farklı zeminde final gören, Grand Slam finali gören en genç oyuncusu olmuştu. 2022'de Amerika Açık, 2023'te Wimbledon'u kazanan Carlos Alcaraz, 2024 Fransa Açığı'nda şampiyon oldu. Üst üste 3 yılda gelen bu zaferler Alcaraz'ın adını tarihe de yazdırdı. Toprak, çim ve sert zemin olmak üzere 3 farklı zeminde şampiyon olan en genç sporcu olarak tarihe geçti Alcaraz. İspanyol raket Fransa açık şampiyonluğuyla 2,4 milyon euroluk ödülün de sahibi oldu. İkramiyeler neden herkese eşit yatmadı? Neden herkese 3000 lira olarak yatmadı? Hemen onun da bilgisini net olarak söyleyelim. Çünkü mesela aylık bağlama oranlarına göre, doğru ya, aylık bağlama oranlarına göre yatıyor o ikramiyeler. Mesela bir örnek, geride kalan eşe %75 oranında bir aylık bağlanınca ona yatan bayram ikramiyesi de 3000 lira olmuyor. 2250 lira oluyor. Daha düşükse aylık bağlama oranları işte 900 yatıyor, 1800 yatıyor. Yani 3000 lira ikramiye, o da 3000 lira değil. Şimdi hızlı bir şekilde molaya gidelim. Molanın dönüşünde Haziran ayı boyunca ve bizim isteğimiz, dileğimiz Temmuz ayına da sarksın ve Türkiye'nin kulaklarında o şarkı sürekli çınlasın. Dinleyeceksiniz reklamların ardından. Günaydın bir kez daha. Haftanın açılışını yaptık ama Çalar Saat'e de nokta koyma vakti. Kitaplarımız var. Hemen hızlıca göstereyim. Sonra bu Haziran ayı boyunca Temmuz'a da sarksın istiyoruz. Kulağımızda sürekli çalacak bir şarkıyı dinleteceğiz size. Nazlı Eray, Hayatımın Müsveddesi kitabı. Dikenli Yolda Yürüyorum, Ali Haydar Çelik'in kitabı. Sinan Canan, Hayatın Anlamı. Onur Sinan Güzaltan, Vişne Bahçesi'nde Savaş. Rusya Nereye? Bir çalışma, bir kitap daha. Duru Çiğdem Şimşek tarafından devlet, toplum ilişkisinde sanat politikalarının yeri. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemi 1923-1950, önemli bir çalışma. Cumhuriyet'in 100. yılına da armağan. Peki bu yaz boyunca, Haziran boyunca ve isteğimiz Temmuz ayında da dinlemek istediğimiz şarkı. Ünlü rapçi Sefo'dan ve millilerimiz artık Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor, ısınıyorlar. Önce gruptan çıksınlar istiyoruz, temennimiz bu. Sonra da finale kadar yürüsünler. Hangi şarkıyla? Türkiye'm şarkısıyla. Sahada sok bunu kafana, saygı duratama. Hatırlamazsan sorma bana. Dürümü nevada, ay yıldız sahada. Golleri köşeye köşeye yaz. Taktik yok, bam bam bam. Şutları ratata, çılgın tipler laf anlamaz ya. Sahada saldır saldır, gel kupayı kaldır. Ay ay. Söyler her gün andım andım, Türkiye'm kazandın ya. Kırmızı sıkandır kandır, forma terle yıkandı. Zaman geldi saldır saldır, gel kupayı kaldır.